mesajlarınız da gelecek, mesajlarınızı da hep birlikte okumaya çalışacağız. Spora dair, Diyarbakır'daki spora dair, Türkiye'deki spora dair düşüncelerinizi de bizimle paylaşabileceksiniz sevgili izleyenler. Tabii ki Ahmet Spor 2 hafta 3-1'lik bir galibiyet alınca herkes bir anda acaba Ahmet Spor nereye gidecek, nasıl bir sezon bekliyor? Veya Diyarbakır Spor deplasmanında Çorum gibi zorlu bir deplasmandan bir puanla dönünce Bodrum maçı da çok önem kazanmıştı. Ancak her iki takımımızda özellikle Diyarbakır Spor beklenmeyen bir mağlubiyet aldı. Tabii mağlubiyetin sebeplerini konuşacağız. Mağlup olursunuz, iyi oynarsınız ama mağlup olursunuz. Ama bir de kötü oynayarak mağlup olursunuz. Bunu konuşacağız sevgili Veysel Akar'la. Veysel abi şu anda paylaşımlar yapıyor. Öyle zannediyorum çok yoğun bir şekilde programı paylaşmaya çalışıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hoş geldin de ben de biraz saçma oluyor. Yani programı unutmaz, ben de hoş geldin diyorum. Yani sen... Ben de bu 33'te bir sıkıntı var. 32-34 sıkıntı var. Aynen. Aynen. Şimdi... Aytekin'in bugün olmayınca biz %51'e kapalımız olsun. Evet sevgili Veysel Akar, kötü bir hafta geride kaldı Diyarbakır olaycısında. Mağlubiyet. Biri iç sahada, biri dış sahada. Tabii zaten Futbol Federasyonu da fikstürleri çekerken aynı kentin takımlarını bir hafta içeri dışarı yapıyor. Aynen. Ahmet Spor'la başlayalım. Zorlu bir deplasman. Kırşehir Spor ilk hafta kazanmış deplasmanda. İkinci haftada Ahmet Spor'u konuk etmişti. İlk haftada 3 gol atan iki takımın mücadelesiydi. Kırşehir Spor kazandı. 1-0 75'te golü buldular. Ve Ahmet Spor kaybetti. Ne diyeceksin Ahmet Spor'la ilgili? Öncelikle o hemen az önce konuştuğum konunun içinde olan bir kelimeyi ben oradan başlayayım. Hı hı. Geçen haftaki alınan skorlarla evet. Kentteki takımlarımızın, ikincilikte oynayan takımlarımızın bundan sonraki süreçte iyi sonuçlar alacağı izlenimi hepimizde oluştu. Hatta Ahmet Spor'un 3 gol atıp galip gelmesi, Diyarbakır'ın de zorlu Çorum maçında da aldı. Çok iyi takım kuran şampiyonun en büyük adayı olan evet. Çorum Spor deplasmandan bir puan getirmesi, galibiyeti kaçırması bizlerde tamam işte bu sene iki takımımız da şampiyon oynuyor. En azından bir playoff iddiamızın garanti olduğu izlenimini bizde oluşturdu. Evet. Ama Ahmet Spor'un değil de bu haftaki Diyarbakır maçını izledik. Bu işin kolay olmadığını yani bu hafta izlediğimiz Ahmet Spor'la bir sonraki hafta izleyeceğimiz Diyarbakır Spor ya da şimdiki izlediğimiz Diyarbakır'la bir sonraki hafta izlediğimiz Ahmet Spor'un aynı futbolu her hafta oynayacağı bizim gözümüzde kesinleşmedi. Demek ki dönem dönem farklı futbolla, farklı skorlarla önümüze çıkacaklar. Bu işin genel bir değerlendirmesi. Evet. Şimdi maç değerlendirmesine gelirken zaten geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Sezonun ilk haftaları. İlk haftalarda bazı takımların çok iyi çıkış yakalayıp üstte 3-5 maç alacağı görülebiliyor. Bazılarının ise üst üste kötü sonuçları alıp daha sonra bir ivme, bir çıkış yakalayıp ya playoff veya şampiyonluk onda yollarına iyi şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Ama kadrolara baktığımız zaman, bugün Diyarbakır Spor'un kadrosuna baktığımız zaman şampiyonluk iddiasıyla kurulmuş kadro. Hı hı. Ama Ahmet Spor'un kadrosuna baktığımız zaman kadronun şampiyonluk kadrosu olmamasına rağmen evet. Diyarbakır'ın kadrosuna göre daha iyi bir futbol oynadığını o izlediğimiz kadarıyla gördük. Şimdi Ahmet Spor geçen hafta hem güzel futbolla hem de iki farklı skorla her ne kadar 3 gol atsalar bile iki farklı skorla galip gelmeyi bildiler. İnsanlar da tamam Ahmet Spor yani bu takım kazanmayı biliyor. Her içeride de olsa dışarıda da olsa kazanabilecek gücü vardır havasını verdi. Evet. Ki bunun neticesinde şimdi özetlerini izledik. Şimdi hı-hı. Maç hakkında da genel bir yorum yapmamız doğru olmaz. İzlediğimiz kadarıyla çok kötü bir Ahmet Spor yok. İyi top oynamışlar. Kırşehir'e karşı iyi top oynanmış. Hatta maçın ilk yarısında kaçan pozisyonlar var. %100 olmasa bile hı-hı. Ara ara kaçan pozisyonlar olmuş. İkinci ara rakibe göre biraz daha sönük bir şekilde maçı devam ettirdik. Ta ki 73. dakikada rakibin golü gelene kadar bunu Hasan Kaşıkara Kırşehir Spor'da 73. dakikada gol attı. Bu golle Ahmet Spor 1-0 mağlup oldu. Ha bu takımda karamsarlık yaratacak, kötü olacak. Bundan sonraki süreçte Ahmet Spor
kötü sonuçlar anlamına gelmez. Bu ne oldu? Ben geçen hafta 3-0 rakibini yenen bu hafta kendi sahasında beni zar zor 1-0 yenen bir takıma karşı bu futbolu oynamışsamsa bundan sonraki süreçte demek ki ben iyi top ben oynarım. O mesajı hem rakiplerine hem de kendi içerisindeki takımdaki sporculara, kentteki camiaya bir şekilde yansıttı. Bu hafta hafta içinde biliyorsunuz bir sezon 8'inde yanlış olmasam transferler kapanmışlar. Evet, 8'inde. Bir yazışmadan dolayı, yurt dışı yazışmalarından dolayı Mervan Çelik var. Daha önceden Süper Lig'de olan aynen. Mervan Çelik'in lisansı tekrar aktif hale getirildi. O kadroya katıldı. Onunla beraber büyük ihtimalle Amespor'un bu saatten sonra yani bildiğimiz ya da kafalarda oluşan Amespor kötü top oynayacak, Amespor'un galip gelmesi bundan sonra zor olacak anlayışını bir şekilde bu son yapılan transferlere, son 2-3 günde yapılan transferlere yıkmış gibi görüyoruz. Ekonomik anlamda sorunlar yaşanmazsa, şimdi bu da çok önemli biliyorsunuz bir takımın işleyişinde ödemeler zamanında yapılırsa, primler zamanında verilirse, maaşlar zamanında verilirse o futbolcudan alacağın verim %50 ise %80'e, %80 ise %100'e çıkar. Ama sen istediğin kadar işte para vermeden sporcudan özveri bekle, sporcu bir yerden sonra yani isteyerek oynamak anlamında kötü oynamaz da yani şevki kırılır, ayağını topa sokmaz, sakatlanma amacı yani pozisyonlarına ayağını sokmaz. Çünkü devre arasına gelir. Ya evet, sen şunu öyle diyorsun da geçmişe gittiğimizde Galatasaray'ın parası şampiyon olduğu bir dönem vardı. Hasan Şaş'ın falan oynadığı dönem zannedersem. Son 5 haftada müthiş bir efor sarf etmişler. Yani para her şeyde değil. Biraz da şimdi, sanki taşların yerine oturması gerekiyor. O zaman şunu söyleyeyim. İkinci liglerde, üçüncü liglerde. Mesela Diyarbakırspor 2009'da şampiyon olduğunda yine paralar ödenmemişti hatırlarsan. Ama kent takımı ayrılıyor Alisan. Şimdi bir futbolcu bir takıma gelince önce ne yapıyor? Direkt hemen kabul etmiyor. Menajeri ya da o bölgede top oynayan ya da orada daha önce top oynamış ya da o bölgede şey o takımda oynayan bir futbolcu ya da birini arıyor. Evet. O takımın durumu ne? Para sıkıntısı var mı? Yönetimin değişip değişmeme sıkıntısı var mı? Kentin takımı mı? Bunlar çok önemli noktalar. Yani sen tamam çok iyi paralarla çalışır. Bugün Amespor'da geçmişten bugüne kadar hiçbir şekilde şeye kadar geliyoruz. Son 6-7 yıl önceye kadar paranın konuşulduğunu duydun mu? Hiç duymadım. Mahkemeye verilenleri duydun mu? Hiç. Ne TFF. Ama tüm sözleşmelerde para yazmıyor. Son 3-4 yıla baktığımız zaman sürekli bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bu sene de yaşanacak. Bu sene de yaşadık. Ya ne yapmışlar? Ya federasyona yazmışlar. Ya devre arasında ilişkilerini kesmişler, federasyona ihtarname çekip para alınır ve otomatikmen sözleşmelerini feshetmişler. Evet. Bunun gibi yaptırımlar uyguna takımlar ayrılmışlar. Ama şimdi dediniz ya Galatasaray örneğini verdiniz. Şimdi Galatasaray bir camia. Adam her halükarda o parasını bugün olmasa, yarın olmasa bir sonraki gün alacağını çok iyi biliyor. Şimdi Amespor kötü oynadı, takım düştü. Üçüncü diye. Yönetim örneğini Diyarbakırspor'da görüyoruz. Hiç uzağa gitmeyelim. Başka şeyleri aramaya gerek yok. Bunu ne yapıyoruz? Bu en güzel örneği Diyarbakır'da gösteriyoruz. Yani para konusunda bir futbol takımında ekonomik anlamda rahatlık ya da camiye olma anlamında bir birliktelik varsa sporcu gözü kapalı olarak o takıma gelir. Sonra takım nasıl para sıkıntısı var mı? Yani insana daha iyi bile. Şimdi bu işi bilenlere sorduğun zaman size ilk söyleyeceği kelime o. Bir futbolcu gelirken arar. Para sorunu var mı? Zaten spor camiası herkes hemen 2 dakikada haber alıyor. Ya bir menajerden ya bir dostuyla eskiden top oynamış arkadaştan. O anlamda Amespor'un şu anki pozisyonu iyi durumda. Evet. Yalnız alternatifler şampiyonluğu oynayan takıma baktığımız zaman alternatifleri biraz daha az. Yani evet. Şimdi ben Amespor'un durumuna baktığımız zaman grubunda Kırşehir kapalı koktu. Çok böyle şampiyonluğu oynayan bir herkesin bildiği bir takım değil. Aynen. Eskişehir tamam. Daha bir sürü Nazilli de var. O da 6 puandır ama işte Bartolu Nazilli'yi kontrol ediyor. Şehir konuk edecek. Evet. Şimdi senin alacağın bu sonuç senin playoff şampiyon yendiğin zaman şampiyonluğun adaylarından birisin. Evet. Rakiplerine aynen. Mesajı veriyorsun. Aynen. Ama yenildiğin zaman playoff adaylarından biri gibi gözüküyor. Ama 2 hafta kaybedersen bu sefer dibin adaylarından. Düştün evet. Eskişehir bir camia. Büyük bir Korsuz, camia. Korsuz iyi takım kurmuş. Evet. Urfa Spor'da bu sene iyi takım kurdu.
Evet, o da 9 kişinin yani bakalım, Eskişehir'i yenemedi ama. Eskişehir'i yenemedi evet. Ama iyi takım kurmuş. İyi takım kurmuş. Yani bazen 8 kişinin önüne, 9 kişinin önüne takım yenemiyorsun. Yani evet. Şu anki futbolcuların basiretleri bağlanıyor. İstedikleri hareketleri ya da istedikleri pozisyonu yakalamıyorlar. Yani bu anlamda Amespor, Diyarbakırspor'a Diyarbakırspor'a göre daha şanslı bir grupta. Evet. Kadrosuna baktığımız zaman Sıddık geçen hafta yoktu. Bu hafta oyuna dahil oldu. Hem kadroya dahil oldu. İlk yarı oynamasa bile ikinci yeri Muğlis'in yerine oyuna dahil oldu. Onun dışında baktığımızda kadro hemen hemen geçen haftayla aynıydı. İşte bir de Mansur'u çıkarmıştılar. Hocam tercihi ikinci yarıya başlarken Mansur'la Muğlis'i değiştirip Mücahit'le Sıddık'ı oynamışlar. Tabii ne derece başarılı olacağı çok dedik ya, maçı izlemediğim için genel bir yorum yapamıyoruz. Yalnız özetlere izlediğimiz kadarıyla yorum yapabiliyoruz. Ama birbirini bilen sporcular, çok arada fark yok. Yani baktığımız zaman kötü topçular ya da dışarıdan futbolcu getirip bu kadroda olmayan futbolcular yok. Birbirini en az 8-10 tanesi geçen yıldan birbirini tanıyan futbolcular. Peki şöyle söyleyelim. Geçen sadece sene... şaşırdım ama bir noktaya temas edeyim. Sadece şaşırdım olan olay neydi? Bünyamin gibi birinin ikinci yarıda 60 mıydı 70 dakikada oyundan alınması. Evet. Merak ettim acaba sakatlığı mı vardı, kötü mü oynadı? Yani çünkü Bünyamin'de sürekli izlediğimiz kadarıyla Bünyamin sürekli iyi oynayan bir futbolcu. Yani öyle istikrarı bir mesela kime bakıyorsun? Mustafa Fenerbahçe'de bir istikrar var. Aynı futbolu, sürekli aynı futbolu oynuyor. Şimdi Bünyamin'de de geçen yıldan beri, bir önceki yıldan beri gördüğümüz... Geçen haftada gol de attı. Belli bir standartta olan bir futbolcu acaba sakatlandı mı ya da işte o hocanın tedbir amaçlı mı almış olduğu evet. Bir önlem ya da bir hareketi neydi onu çözemedik. O anlamda Amespor kötü takım değil. Lige baktığımız zaman bu ligde playoff oynayabilecek kapasiteye sahip bir takım. Ama nasıl dediğim gibi bak tekrar üzerine basarak söylüyorum. Alisan Bey. Ekonomik anlamda güçlü olmalar lazım. İki hafta prim vermezsen sıkıntı yaşarsın. Ya geçen hafta soyunma odasında almıştılar. Ya geçen hafta. Öyle değil. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi geçen sezon Sinan diye bir santfor vardı. Çok da iyi goller attı. Ahmet Spor'un ligde playoff'u zorlamasındaki en büyük isimlerden birisiydi. Tabii ki bu bir takım oyunu. Takım gol atar, takım gol yer o ayrı bir şeydi. Ama Sinan iyi bir form yakalanmıştı. Şimdi Diyarbakır Spor'da. Doğru mu? Doğru. Evet. Yani Ahmet Spor niye bıraktı Sinan'ı? Nasıl bırakırsın böyle bir futbolcuyu? Şimdi bazen şeye bakıyorum Aysan Bey. Futbolcu milletinde şu var. Parayı daha fazla kim verirse o takıma gider. Ya da dönem belki bizim bilmediğimiz takım içerisinde yaşanan bir sıkıntı da olabilir. Hı hı. Yani olaya tam vakıf olmadığım için ama evet. Benim tahminim büyük ihtimalle ekonomik şartların Diyarbakır Spor'da daha iyi olmasından dolayı burayı tercih etmiştir. Yoksa geçen yıl 20 üstü gol atan bir futbolcunun iyi oynadığı takımı bırakıp başka bir takıma gitmesi bence çok böyle şaşıracak bir olay. Evet. Demek ki iyi bir para teklif edilmiş ki ya da bir sorun yaşamış. Onun dışında yoksa Sinan'a penaltıların bütün atış hakkı ondaydı. İyi de gol atıyordu, iyi pozisyona gidip futbol şansı da vardı. Evet. Bugün baktık abi Diyarbakır Spor'a geldiğimizde onunla ilgili o parantezi açarız büyük ihtimalle onu da konuşacağız da ama mesela Diyarbakır geldiğimiz zaman Diyarbakır Spor Diyarbakır performansının tabii ona da gelir. Mervan'ın olması, Üssü'nün olması onun dışında Tarhan'ın yani ileri uçta Sıddık'ın olması evet. Bunlar ligin ilk haftası şey yapmamak lazım hemen işte bu takım bu futbolcular kötü işte Amespor kötü hemen bir deplasman ben mağlup döndüler diye Amespor'u eleştirmemiz biraz yanlış olur. Bekleyip görmek lazım. Amespor'u ne zaman Amespor iyi değildi diyebiliriz. 6. 7. haftadan sonra şablon olarak, oyun şablon olarak bir şey görmediğin zaman o zaman dersin ki hoca sen ne oynatıyorsun bu takımı? Ya da senin aldığın sağ bek, sol bek ya da sağ açık. Ne iş bunlar? Bindirebiliyorlar mı? Ya da açıkların orta kesim. Çünkü bugün Sinan'ı Besleyenler işte örnek veriyorum. Amespor'un kanatlardan gelen bir şeyleriyle Halil İbrahim vardı göbekten geliyordu araya bırakıyordular sağdan. O da gitti mi? Halil İbrahim de gitti değil mi? Yanlış olmasam o da gitti. O da geçen Çorum'a gitti. Çorum'a gitti. Çorum çok iyi takım kurmuş. Çorum'a baktığımız zaman 4 tane attılar değil mi? Evet. Yani Çorum iyi takım kurmuş.
Biz yani biz dediğimiz Diyarbakır Spor'u alıyorum ama ilk maçta dedim ya, ilk maçta o maçta biz Çorum Spor'u şey yapmayalım, analiz etmeyelim. 6-7. haftadan sonra bunların rengi bu şeye benzer. Yarış atları koşamıyor ya başta, hepsi aynı seri halde koşamıyor. Daha sonra güç meselesi yavaş yavaş fark açılır. Ya da işte atletizmde tempolu belli bir noktaya kadar tempolu koşuyor, evet. Belli bir noktadan sonra çıkışlar başlıyor. Şimdi 6-7. haftadan sonra çıkışlar başlayacak. Sakatlıklar, cezalılar ya da işte form tutmalar. Bir de ekonomik anlamda çok güçlü olmadıkları için çok dar kadroları da kurmuşlar. Ya yani süperlik ya gibi değil tabii ki. Süperlikte işte 14 tane yabancı adamın 14 tane, 15 tane yerlisi var. 30-35 kişilik kadrolar. İşte Türkiye Kupası, lig ya, derken. Şeye ama göre avantaj. İkinci ligde öyle bir şey yok. Şeye göre avantaj. Diyarbakır Spor'a göre Amespor'unki biraz daha avantajlı. Ama ilginç bir şey var Reis abi. Şimdi Kastamonu Spor maçlara çıkmıyor biliyorsun. Hani ligde kalacak. Kastamonu Spor 2 haftadır maç oynamıyor. Yani sezon boyunca oynamayacak ama puan tablosuna baktığımız zaman Kastamonu Spor 13. sırada maç oynamadan. Yani ilginç bir tablo. Neden bunu söylüyorum? Çünkü altında tam 6 takım yer alıyor. Ve bu 6 takımın 0 puanı var ve eksi avaraja sahip. Kastamonu 0 oynamış, 0 atmış, 0 yemiş, 0 puanı var. Ama o kadar kötü takımlar var ki, Karacabey Belediyespor var, Erzincanspor, Zonguldak Kömür, Uşak, Kırklareli Spor, Pazarspor. Bunların hepsi eksi avarajda oldukları için düşünün Kastamonu maç oynamadan ligde bile kalabilir. Böyle bir garip bir durum. Yani baktığım yani, bir daha bir mesajları da okuyayım. Mesajları da bir bakayım sen oradan. Sevgili Ramazan Nazi Antalya'dan iyi akşamlar demiş. Ömer kardeşimiz, arkadaşımız, genç sporcudan sevgili Ömer Akildiz iyi yayınlar demiş. Çetin Özçobar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sevda Can iyi yayınlar demiş. Sevgili Mahmut Kaya ve İsi kardeşim selamlar demiş. İyi yayınlar, teşekkür ediyoruz Mahmut Kaya'ya. Ve o da fikirlerine katıldığını ifade etmiş. Son, aynen demiş. Songül Maltaş mesaj evet. göndermiş. İyi yayınlar demiş. Arislam Erisi'ye mesaj göndermiş. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Sevgili izleyenler, sizler de fikirlerinizi yazın. Yani Ahmet Spor'la ilgili, Diyarbakır Spor'la ilgili, yarın Diyarbakır Spor'u konuştuğumuz zaman Diyarbakır Spor'la ilgili veya örnek veriyorum Diyarbakır'da yaşanan bir spor skandalı olabilir, bir spor başarısı olabilir. Bunları da bizimle paylaşırsanız yani, en azından bunları da jüriye vermiş oluruz. Şöyle diyelim, programı sadece şey olarak görmeyelim. Futbol üzerine kurulmuş bir spor programı olarak görmeyelim. Evet. Bu programda her şey, spora dair her şeyi konuşabiliriz. Evet, basketbolcular, evet. voleybolcular, aynen. Karateciler konuk ettik. Bu açıdan evet, spora dair ne varsa yazabilirsiniz. Veya sporun daha başarılı olabilmesi için fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Sadece iyi yayınlar demeyin, selam göndermeyin. Sorularınız yani, varsa öyle maç izlemişsiniz. Bu asker programı da asker programı başarısı var. Yani, şimdi yoksa, da, hani hep selam göndermiyor ya, asker mektubu. İşte anama selam söyle, babama selam söyle. Sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz sevgili izleyiciler. Spora da. Ömer Akılgüz'den. Evet. Yani yılların boşsun, gördüğün eksikleri, yapılması gerekenleri sevgili Ömer. Senin ve senin gibi sporun içinde olan birçok arkadaşımız var. Fikirlerinizi lütfen paylaşın. Paylaşın ki dile getirelim ve biz onları yorumlayalım yani. İşte bize ne olsun? Biz olaya işte kent olarak, bu sadece bizim programla ilgili değil. Evet. Diğer programlara baktığımız zaman hep selam gönderiyoruz. Evet. İyi yayınlar. Programımıza zevkle izliyorum. Başarınızı devamlı diliyorum. Güzel. Tamam, güzel. Ondan sonra soruya işte. Şimdi Ahmet Spor'u konuşuyoruz mesela. Ahmet Spor'a dair övgü dolu, eleştiri, övgü veya beğendin, beğenmedin, bugünün veya fikirler sunabilirsin. Belki bizim aklımıza gelmeyen birçok fikir var sevgili izleyenler. O fikirleri dile getirebilirsiniz. Bizler de onu konuşuruz. Bence sadece Ahmet ya da Diyarbakır ya da Diyarbakır sorunu değil. Tamamıyla altyapı sorunu ve tamamıyla sporu sporcular yönetmeni. Yani sporun içinden gelenler yönetmeni. Ama kuvvetli demiş. Evet. Doğru. Çok doğru bir bakış. Zaten biz evet. ki bu şeyle ilgili değil. Sadece Ahmet Spor Diyarbakır'la ilgili değil. Bugün baktığımız zaman milli takımdan aynı sorunu düşün. Evet. Rıdvan Bilmen'e örnek vermişti. Biz top oynadığımız zaman Selim Soy'dan futbol şubesi olmuştu milli takımdan. Evet, evet. Öyle konuşmayı ben de izledim. Yine düşün, aradan 30-35 yıl geçmiş. Selim Soy'dan milli takımlar futbolcu olmuş. Evet. Demek sorun sadece kentin sorunu ne? Ülkenin sorunu. Ülkenin evet. sorunu. Biz şöyle, Ali Sami, Ahmet Spor'u
az da olsa şey dedik ya, bu haftalık izlemediğim için bu haftayla ilgili genel bir değerlendirme yapamıyorum. Şimdi Nazım Hanım için çok daha net izleyeceksin. Ama baktığımız zaman kadroya Mervan'ın gelmesi, Sıddık'ın bu haftadan sonra, çünkü geçen bir önceki hafta hatırlarsanız babasının vefat olayı vardı, babasının şu annesinin vefat olayından dolayı biz şey yapamadık. Kadroya girememişti, oynamamıştı. Ha şimdi kadro yavaş yavaş yerine oturdu. İki haftadan sonra Mervan'ın gitmesiyle Sıddık'ın, Mansur'un kendine gelmesi, üstün değil transfer. Ne kadar daha önce de bizde oynamışsa bile bunlar yavaş yavaş kendine geldiği zaman Aysan Bey, kadro kendini gösterir. Yani takım iyi futbol mu oynuyor, kötü futbol mu oynuyor, bunu net olarak görebiliriz. Ortada ciddi bir ekonomik sıkıntısı var mı Ahmet Spor'da? Yok. Şu ana kadar dışarıya yansıyan, ama bir de erken olur. Daha kentin, daha takımın ikinci haftadan sonra ki Ahmet Spor'da biz ekonomik anlamda sıkıntı var dersek, hem Ahmet Spor'a hakaret etmiş oluruz, hem hakkını yemiş oluruz, hem hakikaten programcılığa ihanet etmiş oluruz. Bir de zaten başkan Uzay TV'deki programda da açıklama yapmış. Bizim 4 küsur borcumuz var. Bunun dışında bir borcumuz yok demiş. Bunu da söylüyor. Onunla kendi dönemiyle ilgili ama bu sene 13-15'ten aşağıda şey yapmamışlar. Büyük ihtimalle transfer yaptı. 15 milyonun üzerinde bir şey var. Transfer. Tabii onların ödemesi, bir de eski borçlar, tabii federasyondan gelecek paralar, bunlara baktığımız zaman kaynak yatırmazsa bir sonraki yıla Ahmet Spor ciddi anlamda bir sıkıntıya girer. Yani ona da o pencereden de bakmak lazım. Hemen işte Ahmet Spor tamam iyi. Hele bir de kötü sonuçları alınır, göstermesin. Kötü sonuçları alınırsa, Ahmet Spor kötüye giderse, o zaman şimdiden Alas Mardım derim. Ahmet Spor'un sonunu yavaş yavaş hazırlanır ki dönem dönem bunu konuşuyoruz. Evet. Aman arkadaşlar, iyi bir ekonomiyle, iyi bir futbol yönetimiyle, yani futbolu bilen insanlarla, hem teknik anlamda, hem idari anlamda, hem ekonomi anlamda bilenlerle bu takımın sevk ve idaresini yap. Evet. Sadece işte Ali İslam benim arkadaşım diye gelip burada yöneticilik yapmasın. Ya da kulüpte çalışmasın. Diye gelip teknik menajer olmasın. İşi bilenler yani olsun. Ahmet Spor'un en büyük sıkıntısı şu anda geçen sene 2-3 yıldan beridir o potadan dönüyoruz. Evet. İlk yılı şeyden kurtardık biliyorsun. 2 yıl önce işte pandemiden kurtardık. Küme düşmüştük. Ondan bir sene önceki yine son maçlarda hatırlarsın. Hatay mıydı? Hatay şampiyon olmuştu. Yani Hatay bir takım tam hatırlamıyorum. Burada beraber kaldık. Yani o maçlarda Metin Karavuz'un son dönemi, onun dönemiydi ya da Nurla Edemen'in dönemiydi. Nurla Edemen'in dönemiydi. İlk ticaret ısırın müdahale ettiği dönemi diyorum ben. Evet, Nurla Edemen. O dönemde sonuna kadar da ligde kaldı. Orada demek ki yavaş yavaş. Hadi olsun, Nurla Edemen gitti, şeydir geldi. Ali Karakaş gelmişti. O dönemde Ahmet Spor'da tehlike çanları çaldı. Hep para sıkıntıları. İşte Ahmet Spor 6 milyon lazım. Ahmet Spor'a 4,5 milyon lazım. Ahmet Spor'a 2,5 milyon lazım. Ahmet Spor'un işte lige şey yapması için 8 milyon lazım. Bu anlamda hep bu tür şeylere girdik. Evet. Bunlara girdiğimiz için şu anda biz de rahat ulaşım diyor. Diyoruz ki Ahmet Spor şu anda spor olarak, futbol olarak belki iyi döneme girmiş olabilir. Ama ekonomik anlamda süreci iyi yönetilmezse Zor günlere geçip. Bu arada Murat Uslu'yu da unutmayalım. O da hafta içinde daha önce de alınmıştı. Lisans içinde Ümraniye Spor'dan alınmıştı. Sağ bek, o da bir iyi bir sporcu. Onun dışında Deniz Taşkesan var. Bunlar son günde daha takıma şey yapmamışlar. Bunların bir hazır olması var. Belli bir süreçten sonra 2-3 haftadan sonra bunlar kendine gelir. Bunların gelmesi zaten son günlerde yapılan transferlerden sonra Ahmet Spor, ben Mansur'la konuşmuştum. Bundan liglerin başlamasına bir hafta, iki hafta falan vardı. Bir iki haftaydı burada konuştum. Şunu demişti. Abi takım iyi. Bir iki transfer daha yaparsak, iki üç transfer daha yaparsak takım düzelir. Evet. Hakikaten işte ben onu gördüm. Ondan sonra Cenk, Deniz ve Murat'ın alınması. Bir de Mervan. Üzerine Mervan'ın son günde yetişmeyen ya da zar zor yetişen bir evrak olayıyla onun gelmesi playoff'ta benden var mı dedi. Evet. Tabii bu biz bunun işin şey kısmını
yorumlama kısmını söylüyoruz. Hı-hı. Bir de işin futbol kısmı sahada. Onları göreceğiz. Evet. Transferler yapılmış. Sağ yanınızda sıra. Bakacağız nasıl çıkacak. Evet. Aziz Demircan'ın bir mesajı var. İyi yayınlar, iyi çalışmalar ve İsa Bey'e de selam demiş. Murat Uslu gelmiş dediğin gibi. Ümraniye Spor'dan, Selik Belediye Spor'dan Cenk Kaplan gelmiş. Pendik Spor'dan Deniz Taşkesen orta sahada transfer son gününde iyi oyuncular deniyor ama Cenk Kaplan için ben aynı şeyleri duymadım. Bilmiyorum tabii izlemedim. Ama nasıl çıkacak onu da merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz. İsa abi şimdi Diyarbakır Spor'a geçelim. Diyarbakır Spor'a geçelim. Tabii biz önce bir Amespor'un şey durumuna bakalım. Hadi sen bir kapatmadan önce Amespor'a. Amespor dedim ya, bu hafta Nazilli ile. Nazilli ne yapmış? 2-2 yapmış. Mehmet Özdraz da orada oynuyor. Nazilli iyi takım kurmuş. Nazilli şu an şeye baktığımız zaman, şu anki puan durumuna baktığımız zaman, biri baktığı zaman ha bu takım şampiyonluğu oynuyor havasını veriyor. Puan alıyor. Ama uzun süreç, rakiplerin, şimdi bir az önce dedim ya, bir takım üst üste maç aldığı zaman sana karşı iyi oynar. Sen de ona göre tedirgin olursun. Yener miyim, yenmez miyim, motive kısmında bir sıkıntı yaşarsan gelir, ikisini üçünü atar gider. Bunun örneğini çok gördük. Ya Bodrum bu hafta gördük. Evet. Nazilli maçı var, bu hafta Nazilli, Amespor Nazilli maçı var. Amespor yenerse playoff'ta ben de varım kesinlikle söyler. Ama Amespor burada beraber bile kalırsa ben Amespor'un bu saatten sonra playoff şansının, şimdi tabii erken konuşmak erken olur ama işte bazen diyorlar ya çarşamba perşembeye geçiyor, çarşambadan belli olur. O biraz etkili olmuş olabilir. Ondan sonra Amespor, Ankara deplasmanı var, Eskişehir var. Bunlar üst üste oynayacak. Ara haftada ara maç mı var? Yok. Çarşamba maçları yok. Ankara Spor'la oynayacak. Daha sonra Eskişehir'le oynayacak. Bu 3 maçta 6-7 puan alırsa üstte kalır. Suya kopmaması lazım. Bir de şimdi grup da şekilleniyor yavaş yavaş. Yani 4. 5. hafta grup şekillenecek. Puan durumuna baktığımız zaman. Şimdi biz yani Tarsus'un kötülerle çok iyiler. Arada hani bir ülke düşün ki zenginler çok zengin, fakirler de çok fakir. Grup aynı ona benziyor. Yani Ahmet Spor'a avantaj olabilir bu. Zaten geçtiğimiz senelerde hatırlarsan ligden düşen takımlar önceden belli oluyordu. 2-3 takım hemen kafadan düşüyordu. Bu Ahmet Spor'un işine geliyordu. Bugün de baktığımız zaman puan durumuna işte 6-7 tane takım 0 puanda. İhsan Bey hiç uzağa gitme. Bugün evet. Giresun'a baktığımız zaman ne diyoruz? Evet. Düşecek takım. Düşecek takım diyoruz. Evet. Süper Lig. Adana Demirspor'a bakın bu kadar transfer yapılmış. Evet. Düşen takım, yani düşmeye aday takımlardan biri de. İddialı bir söz olacak belki de. Adana Demirspor bu ligden düşerse Adana Demirspor Diyarbakır Spor'dan beter duruma düşer. Bu kadar net söylüyorum. Adana Demirspor bu ligden düştüğü anda Adana Demirspor'u kurtaracak hiçbir güç yok. Ya şova dayanıp futbol takımı kurmayacaksın. Abiciğim adam kulüp başkanı futbolun fesinden anlamıyor. Bu kadar net söylüyorum. Futbolun fesinden. İşte bir tane İngiliz oyuncu mu getirmişti? Siyahi bir oyuncu. Geçen sezon Tanju'nun döneminde. Ben o futbolcuyu seviyorum. İllahim gelsin. Adam olmuş 200 kilo. Dünya para verdi. Adam 1.90 dakika bile oynayamadı biliyor musun? 1.90 dakika oynayamadı. İsmi şu anda aklıma gelmiyor. 1.90 dakika oynayamadı. Ve o adama trilyonlar para verildi. Bugün Adana Demirspor'un 300-400 trilyon borcu var. Bu hafta 4-7 yanlış. 3-7. Evet. Ama sadece sıkıntısı neydi? Ben bunu tabii sevdiğim bir futbolcuydu, sakatlandı. Akintola, evet. Ben ilk hafta, ligin ilk haftasında bu futbolcu çok can yakar demiştim. Evet, çok, kendi can. Evet, Ramazan geçmiş olsun yüreklerim. Evet, Ramazan Nazım hocamız demiş ki dışarıda izleyici olarak sizden aldığımız bilgilerle olayları öğreniyoruz. Teşekkürler Can TV ve Ali Can TV demiş. Estağfurullah. Biz de elimizden geldiği kadar sizlere bilgileri hem Manchester United'dan doğru çok ünlü bir oyuncu yani. Bir bakar mısın internetten ismine? Anderson. Evet Anderson gelmişti 200 kilo olmuş. Adamın gençliğinde oynadığı top tabii ki hepimiz böyle ağzı açık izliyorduk adamı ama şimdi iş bitmiş artık. Anderson'la beraber yanlış olmasam biri de bir Başakşehir'e gelmişti. Neydi? Sahibi oynuyordu. Gitti bu sene gitti. Geçen sene gelmişti.
Başakşehir'e gelen onların genç dönemini hatırlıyorum. İkisi Manchester United'a transfer olmuşlar. İyi geldiği zaman. 4 numara giyiyordu sanki değil mi? Kıvırcı saçlı. Evet. 4 numara giyiyordu. Yani. Başakşehir'de geçen. Başakşehir'in evet evet. Şu an ismini anlatayım. İsmi aklına geldi. Bir bakar mısın? Yani, geçen sezon Başakşehir'in 4 numarası. Düşün. Biz ya Rafael. Doğru. O Rafael'le Anderson gençti. Evet. Hatta o dönemde işte Manchester United çok iyi genç transferler yaptı diye bir manşetlere çıkan haberler olmuştu. Tabii bu işte kilo işine ya da işte bilmem tanıdık işine olmuyor. Sahaya bakıyor. Evet. Onun için transferde dediğim gibi hem ekonomik anlamda hem kulüp yönetimi hem de futbol bilgisi anlamında çok dikkat etmek zorunda kulüpler. Bunlardan biri de Ahmet Spor. Ahmet Spor'da dedim ya şu anda duraksama dönemindeyiz. Şimdi bir dönem yükseliş dönemiydi Metin Kılavuz döneminde. Daha sonra Nurlu Edemen'le başlayan, Ali Karapaş'la başlayan bir çöküş döneminden sonra bir yaparanda ayak çukura son anda bir de el uzatır ya. Pandemi el uzattık, kurtulduk. Onunla tekrar çıktık. Evet. Şimdi geçen sene işte ligde kalma falan. Ha, bu sene tescillenme dönemi. O zaman şöyle yapalım. Sevgili Aytekin'e bir görev verelim. Evet, Anderson doğru. Sevda da Anderson mu diye yazmış. Sevgili Aytekin, sen de önümüzdeki hafta Ahmet Spor'u bir analiz et. Ahmet Spor olduğu günden bugüne kaç hoca değişmiş? Kaç futbolcu gelip gitmiş? Senden isteğimiz bu. Önümüzdeki hafta buradasın. Biz çok iyi noktaya temas ettim. Bir Ahmet Spor bir böyle iyice bir inceleyelim. Takımlarımızın analizlerini yap. Evet. Geçmişten bugüne kadar. Tamam bulduk işte adam bulduk Aytekin. İşte. Her şeyi biz yapacağız. Evet. Hocam, yani, Faruk hocam onlar evet. Teknik anlamda maşallah. Yani Faruk var arkadaşımız değil mi? Tabii Faruk evet. Bu konuda. Geçen hafta da bize destek sunmuştu sağ olsun. Bu hafta da Tarık hocam gelmiş. Evet. Alanya'dan gelmiş, tatilden gelmiş. Yanmış simsiyah olmuş. Sanki önceden çok beyazdı. Yanmış simsiyah olmuş. Geçen bir haftaya kadar geçer. Evet. Siyahına geçer. Diyarbakır, Diyarbakır'a gelelim. Hı-hı. Tabii Diyarbakır'a gelmeden önce istersen genel bir yorum yap, öyle bir giriş yapalım. Şimdi Diyarbakır Spor geçen hafta biz program içinde sevgili Faruk bizim şahidimiz. Kapının önünde konuşurken Aytekin arabayı getirirken Faruk bizim şahidimiz oldu. Bu haftayı da bekleyelim. Bu hafta da zorlu bir maç. Değil mi? Yine Diyarbakır Spor açısından. Tabii. Evet, baktım. Mahmet Basman. Evet. Yani bir içeride Suma. Evet. Daha sonra başlıyor Ankara Demir Hekimoğlu. Evet. Zorlu bir sürece giriyor. Ve bu süreç Diyarbakır Spor açısından çok zor bir süreç. Şimdi Diyarbakır Spor'la yeni transferler yaptı. Tuzla'da kadroya giremeyen futbolcular geldi yine. Her zamanki gibi. Yani oradan oraya, oradan oraya gidip geliyor. İlk haftadan bir puan hepimizi umutlandırmıştı. Ama Bodrum, evet, Bodrum maçı tamamen bir şoktu. Ben futbolda skoru çok önemsemem. Oynanan futbola bakarım. Yani iyi oynarsınız bir hafta, iki hafta yenilirsiniz ama kötü oynadığınız zaman her hafta yenilirsiniz. Bu böyledir. Yani dün mesela ben Süper Lig maçlarını seyrettim. Yani tarafsız konuşmak gerekirse Türkiye Süper Ligi'nin en iyi takım Beşiktaş. Çok iyi takım. Yani birebir de isimlerini yazdığında kağıda hakikaten insan keyif alıyor futboldan. Şimdi bakıyorum dün bir derbi izledik yani büyük bir maç izledik. İki takım da emin olun ki ilk ikiye aday takım değil. Bu kadar net söylüyorum. İkisi de ilk ikiye aday değil. Eğer siz böyle bir takımsanız, Türkiye'nin dört büyük takımından ikisi bu kadar pozisyon verebiliyorsanız şapkanızı önünüze çok koymanız lazım. Yani böyle sadece bir koy bir daha giy değil. O şapka önünüzde çok durmalı. Şimdi baktığımız zaman hani dedi ya söylemlerle bu iş yürümüyor. Yani işte şampiyon olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız, bunu yapacağız. Her şey sahada. Yani futbolun gerçeği sahadır. İşte ben hocayım, aslarım, keserim, yenerim, onu batırırım, buna 5 atarım, ona 15 atarım. Veya ben kulüp başkanım işte bu takımı aldım şampiyon yaparım, bu küme düşer, bu bilmem ne olur. Böyle bir şey yok, her şey sahada. Yani gücünüz, yaptığınız bütün işin ekran sonucu sahadır. Futbolun gerçekliği sahadır. Saha dışında hiçbir şey gerçek değildir. Hani diyor ya, her şey yalan, ölüm gerçek sözü var ya. Futbolun da gerçeği sahadır. Sonuçtur. Diyarbakır Spor. Evet. 2-0 yenildi. Rakibi güçlü bir rakipti. Burhan Eşer, sevgili kardeşimiz Diyarbakır'ın bana göre yetiştirmiş olduğu büyük değerlerden birisi.
Diyorum ya, hani çok görüşmesem de fark etmiyor. Diyarbakır'ın bir değeri yani. Bir insanın değerli olması için bizim görüşmemiz, oturup kahvede sürekli muhabbet etmemiz gerekmiyor. Burhan hakikaten hem karakterli hem kişilikli hem iyi bir futbolcu. Yıllarını verdi. Süper Lig'de yıllarca futbol oynadı. Diyarbakır'ın son dönemde Süper Lig'de veya işte birinci ligde, ikinci ligde temsil eden çok değerli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bir gol de attı ve 2-0 kazandılar. Neler diyeceksin maçla ilgili? Şimdi Diyarbakır Spor'a aslında az önce dedin ya Aytekin Hocam, Amaspor'la ilgili bir bundan sonraki süreçte iyi bir analiz yap, ona göre bir şey yapalım. Evet. Bir çalışma yap. Diyarbakır Spor'u isteyeceğim ama Diyarbakır Spor için herhalde yaklaşık 300 futbolcu gelip gitmiştir. Ben şimdiden söyleyeyim sana. Çünkü biz bundan 2 sene mi 3 sene önce baktığımızda 170 futbolcu küsür gidip gelmişti, haberin olsun. 17 tane de hocaydı o zaman. Yani işim biraz zor Diyarbakır Spor konusunda. Onu o zaman bırakalım bir sonra. Onu tarih hocam. Bence sen 3 sene çalış. Şimdi Ali Sam Bey, Diyarbakır Spor olayını masaya yatırdığınız zaman içinden çıkamaz. Yani evet. Şimdi ipi 10 düğüm, 150 düğüm atarsın. Hı-hı. Çözen en son bir yere tıkanıyorsun. Evet. Diyarbakır Spor olayı da öyle. Hatta bugün gel bakın bürokratlarımdan biriyle oturdum. Bir yarım saatte bu muhabbetimiz oldu. Evet. Zaten konumuz gider gelir bir şekilde futbola dayanır. Hı-hı. Şunu konuştuk. Yani konuştuk ya, bu Diyarbakır Spor bu kadar senedir şampiyonluğa oynuyor, bu kadar senedir playoff, işte bu senede üst lige çıktı. Yatırım ama anlamında kente, altyapıyla ilgili ya da tesisle ilgili hiçbir yatırım yapmayı düşünmedi mi? Düşünmek mi istemedi? Ya da düşündürmediler mi ona? Birileri ne o düşünmediyse birileri ona tesis yap, işte yatırım yap, kentin STK'ları olsun, kentin bürokratları olsun, kentin... Mehmet abim hoş gelmiş bu arada, kendisi... Mehmet abi bir ara beraber program yapalım inşallah. Bu şekilde yatırım yapması gerekirken hep futbolcuya dayalı sistem. Evet. Hep hocaya dayalı sistem. Para ver. Arkadaş bu kentin ben bir numaralı tamam abisi olmak istiyorum diyordun işte. Hı. Yok işte Amaspor'u kenara bırakın, Diyarbakır Spor'u kenara bırakın, Diyarbakır Spor geliyor. Tamam gelsin. Benim kentimin takımı. Kim olursa olsun fark etmez. Ali Paşa Spor gelsin. Kim ya. Kim olursa olsun. Antepek Spor gelsin. Bir takım, bir takım fark etmez Ali Sam Bey. Şimdi ne yapıldı? Bugüne kadar hiçbir şey yapıldı mı? Yok. Yapılmadı. Tabii şey, sağın içine geleceğiz. Önce bir sağın dışında evet. Halledelim. Seyran Tepe'deki Şebeleki tesis. Hı hı. Gençlik Spor'u kiralamışlar onu. Hatta onunla ilgili federasyondan yanlış olmasam belli bir ödeme almışlar. Altyapıya yatırım yapmışlar. Bazen federasyon ücretleri veriyor ya tesis yapmıyor. Saçma sapmış bir saçan maçak yapmışlar. Yemekler evet. Tarzında falan. Sundurma bir yapı. Hiçbir şekilde altyapı, demek ki bu takımın altyapıyla ilgili hiçbir şekilde bir düşüncesi yok. Bu işin ne kısmı? İşin şampiyonluk kısmına geldim. Ya 8-9 yıl boyunca şampiyonluğu oynayan bir kadro kuruyorsun. Ya playoff'un ilk maçında, ya playoff'un ikinci maçında ya da finallerde kaybediyorsan. Gittin 7-8'den sonra en son geldin, şampiyon oldun. Playoff'a kalsın, kesin şampiyon olamayacak. Evet. Şampiyon oldun. Senin ne yapman lazımdı bu saatten sonra? Hani sen bir çok iyi kadro kurman lazım. Oturup bu işi İstanbul'da yönetmekle ya da bu işi bir iki menajerin otokontrolüne bırakmakla olmadığını bir sefer aklınızda bir yerde yazmanız lazım. Ama şimdi bir tecrübe de var artık. Tuzla Spor şampiyon da oldu. Yani bir tecrübe de var. Mesela Tuzla Spor'un birçok futbolcusu Eyüp Spor'a gitti. Ama Eyüp Spor'a gitti de Ali Sam Bey. Eyüp Spor'u da şampiyon yaptılar geçen sezon. Geçen yaptılar evet. Bu sene Eyüp Spor da iyi gidiyordu. Evet. Deniz Spor'a iç sahada mağlup oldu. Ya futbolda olur. Yani, ama 3 haftadır kötü. İşin bir acı gerçeğini söyleyeyim mi sana? Süper Lig'e bir İstanbul takımı garanti geliyor. Süper Lig'e bir İstanbul takımı daha gelecek. Yani, ya bu Ümraniye Spor olma ihtimali yüksek ya da Eyüp Spor. İkisinden birisi mutlaka çıkacak yani, diye düşünüyorum. Eyüp var, Ümraniye var. Evet. İstanbul Spor var. Tabii süreci takip etmek lazım. Hı-hı. Ha şimdi ne yap? Sezon başında iyi bir planlama yapılması lazım. Evet. Şimdi bana sorarsan bu takım nasıl kuruldu? Bence
ister gücensinler, ister kafalarına göre işte bunlar yorum yapıyor desinler. Bu kadroyu bence Şenol hocamız kurmadı. Bence de. Bugün daha siz gelmeden önce İbrahim'e söyledim. Şenol Demir'in, ben de buna inanıyorum. Belki fikri sorulmuştur. İşte hocam bunu alıyoruz, ediyoruz demişlerdir ama ben Şenol Hoca'nın transferlerde işte bunu alalım dediği kaç futbolcu almış merak ediyorum. Ya bir de şu var ya, yani Tuzla Spor'dan... Duran Başkan bir gün gelirse sorarız onu. O sorarız da. Evet. Şimdi Tuzla Spor'dan bize, sana yaramayan niye bize gelsin ya? Evet. Niye bana gelsin? Hı hı. Benim ihtiyacım olan bana gelsin. Evet. Benim ihtiyacım olan bana gelsin. Hı hı. Bana sağ açık lazımsa Tuzla Spor'un dördüncü sağ açığı bana gelmesin. Evet. Ben şampiyonluğu oynuyorsam tam o takımdan... ona göre almam lazım. Tuzla Spor birinci ligdeyse, ben de birinci ligde alıyorsam bana iyi alan gelsin. Evet. 50, 60, 80, 100 veya 200 fazlasını veririm. Oradan daha iyi, başka yerde niye adam alırım? Çünkü sen o adama ödeme yapıyorsun. O adam amma hizmeti görmüyor senden. Evet, yani dediğin gibi kamu hizmeti yapmıyor. Yani ondan dolayı yapılan tazminlere baktığımız zaman işte Tuzla Spor'dan Diyarbakır Spor'a. Ya şimdi Seymen'i aldılar. Hı hı. Biliyorsunuz Amel Spor'dan Tuzla'ya, Tuzla'dan Diyarbakır'a. Şimdi ben bakacağım. Bu adam kaç maç oynayacak? Oynayacak mı? Ya da aldınızsa niye aldınız? Ya da iyiyse niye Tuzla'da kalmadı? Ya da direkt niye Diyarbakır'ı almadınız? Evet, niye? Yani niye? Yani bu anlamda planlamada ciddi anlamda bence sıkıntılar var. Sıkıntıların yansıması Bodrum'su. Yani takım da kötüymüş değil mi? Yani ben maçı izledim. Maçı şimdi şey yapanlar ya, maç içinde Ali Sam Bey, evet, yıllarca yüzlerce maç izledik. Hı. Yüzlerce maç izledik biz. Hı. Maçlarda takımlara baktığımız zaman bir oyun şablonu görüyoruz. Yanlış mı? Evet. Şimdi benim izlediğim kadarıyla dün oynadığımız maçta normalde 4-2-3-1 falan dönem dönem bir şey değişiyor. 4-4-2 en sonunda ikinci yarı 4-4-2'ye döndüler. Ama bir türlü saha içinde yayılmayı iyi yapmadılar. Şimdi kaleci bir kadroda, eski kadroda olan yanlış olmasam bir kaleci Salih'ti, bir de Okan Dernek'ti. Okan Dernek tecrübeli adam. Hı. Ama bu maçta izledim. Okan Dernek'te ya Kenan yanları iyi değildi. Pas trafiği iyi yoktu. Ya bir konsantrasyon eksiği vardı takımda. Ya öyle bir bir problem var. Takım izledik ki şimdi yorum yapacağım, tek tek geleceğim. Hı hı. Ya stoperler evdeleşelim. Sağ beyimiz var. Evet. Yani ben bundan 8 yıl önceki Serdar Cansu'yu arıyorum. Ya da Emrah. Emrah Kiraz. Sağ bek. Bir Serdar Cansu'yu arıyorum. Evet. Düşün. O 8 yıl önceki Serdar sağdan bindirirdi. En sonuna gider. Kırardı. Bir pas yapardı sana. Ya gol atardı. Ya da kaleci kurtardı bir şekilde. Bugün bizim sağ beyimize baktık. Allah ona yardım etsin, batıran sürer. Ya adam geçmeden zorlanıyor ya. Kafasına 74 tane top kaybı yaptı ya ilk yarı. Ya arkadaşlar, siz oynadıysak Diyarbakır Spor, kentin takımı. Takım kurulurken şampiyonluğu oynadı. Seyirci nasıl oluyor? Ya seyirci 1500-2000 kişi falan seyirci vardı biliyorsanız bu seyircide. Geçen Ahmet Spor maçında kaç kişi vardı? 5000 miydi? Hemen yakın. Bu biraz daha sanki iyiydi Ahmet Spor'a göre. Sanki daha fazlaydı. Yani tam çok iyidir işte 8000-9000'den yok. Niye? Hı. Yok? O da aşı olayından dolayı yok. Ondan sonra testten dolayı yok. Çift aşıdan dolayı yok. Diyarbakır seyirci profiline baktığımız zaman şeyi göremiyoruz. Yani öyle eski tribünlere baktığımızda yaş ortalaması 40, 45, 50, 38, 27, 63 yok. 13, 15, 17, 19 ki bunun neticesinde bugün de gördük. Sahada gruplar arasında kavga çıktı. Maçta. Bunun detaylı yani bir taraf takımı protesto etti, bir taraf şey mi yaptı? Detaylarını biraz daha ben anlatırım size. Şimdi baktığımız zaman Ali Sami yaş ortalaması yüksek futbolcularına ulaşamayla kurulmuş. Evet. Şimdi takım kurarken sen bir sefer tamam her takım da tecrübeli adamların olması gerekli. Hı-hı. Ama hepsi de tecrübeli olacak diye bir kaide var. Bugün Galatasaray'ı niye eleştiriyoruz Ali Sami Bey?
Ne diyoruz? Diyoruz ki çok iyi takım kurmuşlar. Yalnız keşke bu ikisinin, bu takımın arasında 3-4 tane tecrübeli Melo tarzında adam, işte Schneider tarzında adamlar olsa. Yani evet. Bu anlamda Diyarbakır Spor'a baktığımız zaman yaş ortalaması yüksek futbolcu topluyor. Diyarbakır Spor. 20 tane fazla adam alınmış. Evet. Bu takım kamp gördü. Hem yanlış olmasın Kartepe'ydi. Bu taraflara bir yere kampa gitmiştiler. Döndü Diyarbakır'da. Yok yanlış olmasam oradan direkt şeye yok geldiler buraya buradan döndüler. Burada da var burada. Buradan döndüler evet. Buradan maça gittiler. Çorum maçına buradan gittiler. Burada da hazırlıklar şey yaptılar birkaç günlük bir burada bir da hafta, evet. İdman yaptılar. Hı-hı. Ne demek ki bir şekilde çalışmışsın. Ya, ama geldik maça baktık. Başta ben hiçbir şey görmedim Aleyhisselam Bey. Kenarlarımız normalde işte modern futbolda stoperler açılır. Bekler öne çıkar. Orta sahadaki kanatlar içe doğru gider. Kalabalık sen rakibi dönersin, boğarsın. Bizim sağ bekimiz bir türlü rakibi yani boğacak pozisyona girmedi. Şimdi Erkan Taşkan'ı almışız. Sol ayaklı sağda evet. Oynatıyoruz. Şimdi özellikle oraya baktığımız zaman şey vardı. Çok kötüymüş. Çok kötü. Abdurraziz çok kötü. Evet. Yani bunlar emekliliğini getirdiler. Diyarbakır'ın tamamlama dönemine gelen futbolcular toplumuna dönmüş. Şimdi Sinan'ı eleştiriyoruz. Az önce dedik ya Sinan olayla. Sinan'a Amespor'da sağdan orta geliyordu. Sordan orta geliyordu. Aradan top bırakıyordular Sinan'a. Öyle değil miydi? Evet. Sinan'a kaç tane top bıraktı? Hiçbir tane. Ben diğer bir pozisyon da yoktu. Pozisyon var. Yani öyle aman aman dediğimiz pozisyon yok. Bir iki yarının sonlarına doğru bir şut var. Kalenin direği kenarından giden. Bir de ceza sahası içerisinde karambol pozisyonları var. Karambol pozisyonlarında bile rakibin stoperleri bizden daha iyi cengavarca sağ içinde mücadele ediyordu. Bizim stoperlerin arasına baktığımız zaman aradan metrelerce arası bir kopukluk var. Bir araya düşün ya Burhan Eşer 33-34 yaşında yanlış olmasam 36 yaşında gelmiş bir arkadaşımız. O yaşına rağmen adam aralara giriyordu ya. Kaç pozisyon yaptılar? Ama kendine bakmayla ilgili. Yani bakmayla ilgili. Arkadaşlar benim bildiğim futbol gerçeğinde şu var. Bir takımda yetişen futbolcu ne yapıyor? Son döneminde gidip kentine hizmet ediyor. Yanlış mıyım? Evet. Bu bir özellik değil mi? Bu bir özellik. Hemen Avrupa'da da var. Mesela Brezilya'da bile dedi ki ben futbolu estudiantes'te bırakacağım. Brezilya'nın en büyük özelliği o. Arjantin, Brezilya. Giderler kendi memleketine. Kendi futbola başladığı takımda bırakırlar. Bırakırlar. Evet, sonra olmasa bile. Ve orada parasız oynarlar. O şey yaparlar, transfer olurlar. Ya arkadaşlar, Amespor'a geçen sene problem yaşadı yanlış olmasam. Buran Eşer olabilir gelmedi. Ya git 10 lira fazlasını, 20 lira fazlasını yakasına yapmış. Ailesine, sevdiklerine yapmış. Al getir o adamı. Abilik yapsın bu takıma. Kaptan olsun. Adamlar ne yapmışlar Bodrum? Kaptan yapmış onu. Evet. O belki bu maç için de ama. Ama bu maç için ise bu maç ise bundan sonraki maçlar için. Evet. Adam ne yaptı? Golünü attı. Golünü atarken elini kaldırdı. Yani sevinmedi. Saygı gösterdi. Yani. Saygı gösterisi de bulundu. Zaten saygılı bir çocuk. Yani bu an çok saygılı bir çocuk. Şimdi Batuhan'a bakıyoruz, Fırat'a bakıyoruz, Volkan'a bakıyoruz, Gökhan'a stoperlere bakıyoruz, stoperlere, beklere bakıyoruz. Bir Gökhan biraz onların içinde biraz daha böyle hafif parlayan bir tipti. Onun dışında ön liberolarımız saçma sapan ön libero. Zaten değişti hocamız ikinci yarıya değişiklikler yaptı. Abdülaziz ve Erkan dönem dönem sağ sol değiştiler ama hiçbir şekilde ceza sahasında problem yaratacak, pozisyon yaratacak, işte gol pozisyonu yaratacak hiçbir aksiyonu içine ne kendileri girdiler ne Sinan'ı soktular. Şimdi Şenol Hocam, sen şimdi bu takımı pozisyonsuz bir şekilde maçı bitirttin. Şimdi bir deplasmandan beraber kaldın. Şunu söyleyeyim, Şenol Hoca Çorum'dan mağlup olsaydı, bu maçı da mağlup olsaydı Şenol Hoca gitmişti. Bu kadar net konuşuyorum. Evet. Ama bu ilk maçın beraberliği Şenol Hocamıza bir opsiyon diye tanıdı. Bir opsiyon diye tanıdı. Belki şampiyon yapmış bir hoca diye bir iki hafta bir opsiyon olur. Ama Coşkun Demirakan'ın kulakları çınlasın. Diyor ki babanız başkan olsa iki maç yenilseniz sizi kimse tutamaz. İki maç yenilseniz sizi kimse tutamaz. Biraz mesajlar var onları okuyalım.
Hani biz insanlara dedik ya, izleyenlere, sen de bu arada çaydan bir iki yudum al yani. O kadar getirdiler. Arkadaşlar çayı buraya indirene kadar şey gibi, cambaz gibi benim üstümde oynadılar. Evet, ben de şekersiz içiyorum. Neyse, şeker varmış. Şeker versinler arkadaşlar. Evet, Ramazan Kaya iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Burhan Yıldız, sevgili Burhan, iyi yayınlar demiş. Değerli abim, iki profesyonel takımımız şu ana kadar altyapıdan kaç tane futbolcu çıkardı demiş. Onu sormuş. Yani o altyapıyla ilgili inşallah, evet, sıkıntıları, sorunları beraber tartışacağız. Altyapın yani olmadı mı? Sen günü birlik başarılarla ancak kendine avutursun demiş. Sevgili Sevda şöyle demiş. Demiş ki önceki mesajı, Balotelli Anderson'dan beter. En azından Anderson oynamıyordu. Sahaya 11 kişi çıkıyordu takım. Şimdi evet, Balotelli sahaya çıkıyor. Takım 10 kişi oynuyor. Yine Sevda'nın Şenol Hoca ile ilgili, transferlerle ilgili bir mesaj var. Diyarbakır Spor kadın futbol takımını açtı. Onda bile süreklilik sağlayamadı. Ahmet Spor'un kadın futbol takımı senelerdir iyisiyle kötüsüyle liglerde boy gösteriyor. Diyarbakır Spor'un kadın futbol takımı bile ortadan kayboldu gitti. Gönül isterdi ki Diyarbakır'ın basketbol, voleybol, handbol gibi branşları da olsun ama nerede demiş. Hacı Aktaş hocamız iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Hacı hocama. Sevgili Sedacan, Şenol Hoca'nın istediği adamlar gelmemişse bu kulübün suçu değil ki. Şenol Hoca desin benim istediğim adamı getirmediniz. Size güle güle, kendinize hoca bulun. Şenol Hoca istemediği adamların başında durmayı kendine nasıl yakıştırıyor demiş. Siz canınızı sıkmayın, kafanızı da yormayın. Evet. Duruş Şener hocamın kendine göre bir hayat felsefesi, bir futbol şeyi vardır, gerçeği vardır. Ya bu da, o da ona ithafen bir atılan mesaj. Evet. Ha, Şenol hocamızın başarısı olmasını mı istiyoruz? Değil. Başarılı olsun canım. Şenol Hoca çok sağlıklı. Kendini takımda, evet, şampiyon yapmış. Biz bunları söylerken, şimdi diğer bir spor şampiyon olduğu zaman ekonomik anlamda katkı mı bana sunacak? Yok. Yo, bana ne sunacak? Benim anlatacağım futbolcu profili biraz daha üzdeği olacak. Bir tık üstte çıkacak. Evet. Ama bir üzdeği daha iyi topçuları anlatacağım, bunları yönlendireceğim. Bu anlamda bana fayda olacak. Onun bir de kente faydası var. Ha, bir kente faydası var. Ama en büyük fayda kimi olacak? Şenol Hoca. Şenol Hoca ya, orada oynayan futbolcu ya. Futbolcu olacak. Evet. Orada çalışanlara. Bunu söylerken onlar için söylüyoruz. Yalnız tekrar başa dönüyoruz. Geçen sene şampiyonlar takımı ki en büyük desteği veren, yöneten, sek ve idare eden kimdi? Turan İlgin Başkan'la Veysi Avşar. Veysi Avşar'dı. Kentte onlara, onlardan dolayı Diyarbakır Spor'a sevgi, maçlara gitme, ilişki kurma, daha sosyal olma anlamında çok iyi bir dönem geçirdiler. Evet. Şimdi bu sene sezon başında ister istemez bazı kopukluklar oldu. Şimdi yine toparlanma dönemi ama şu var. Futbolda kötü sonuçlar affedilmez Ali İhsan Bey. Evet. Benim ben diyen en paralı başkanı da götürür. Evet. Benim ben diyen isimli en iyi topçuyu da götürür. Aynen. Bugün iki hafta Balotelli örneğinden devam edelim. Hı hı. Kötü oynarsa Balotelli kanepeden sezon ortasında kadro dışı bırakılır. Yanlış mı? Evet. Ha. Onun için ne yapmak lazım? Ali İhsan Bey, takım kurarken takımın kimyasına uyan, kimyasını bozan değil, kimyasına uyan futbolcu topunu toplamaması. Şimdi tamam iyi taraf, bak birebir belki iyi, işte takımlarında oynamış. Adana Demir Spor'a gireceğim yani. Ha, ama sen bir sefer takımı, şimdi bir takım kuruyorsun. Hocanın kafasında ne var? Bir sistem vardır. 4-4-2 var, 1-4-1-4-1 var, 3-5-2 var, 4-3-3 var. Yani her neyse kafasında oyun var. Ona göre adam lazım. Kenarları kullanan hoca olur. Yani kenarlardan akın yapmayı seven hoca olursansa. Ama bizde ikinci liglerde, üçüncü liglerde, birinci ligi bilmiyorum. Hani TFF birinci ligini bilmiyorum ama genelde işte hoca diyor ki bana bir sağ bek lazım. Bana bir sol bek lazım. Ama hangi özellikle sağ bek? İşte tamam. Şimdi ona geliyorum. O özelliğini çok ifade ettiğini zannetmiyorum. 3-5 tane isim yazılıyor. Zaten ekonomiler kıt. Yani futbolcu profili, Türk futbolcu profili çok düşük. Bakın Süper Lig'de bile, Süper Lig'de yerli futbolcular hakikaten çok kötü bir seviyede. Bugün belki bunların içinde en kötü yerli oyunculara sahip de Trabzonspor. Yani hem ligin tepesine oynayacaksın hem de Uğurcan dışında en kötü yerli futbolculara sahipsin. Dün Galatasaray'ın yerlilerini izledik mesela. Beşiktaş'ın Rıdvan'ı izledik Beşiktaş'ta. İşte Fenerbahçe'de Muhammed'i izledik veya Mesut var, Muhammed var, işte Ferdi var. Tamam mı? Yani Serdar Aziz var, stoperde tecrübeli bir oyuncu.
şimdi baktığın zaman değerlendiriyorsun yani Süper Lig'de İsmail Köybaşı gibi bir adam Süper Lig'de 6 trilyon oynuyor, 6 milyona. Ya bir pas attı. Evet. Soldan bir deyken evet. Kime gönderdi? Abdülkadir'e mi pas verdi? Evet. Ya o pas neydi Ali İhsan Bey? Evet. Ben bu yaşımda onun o pasını, daha iyi pasını verdim. Şimdi işte anlatmak istediğim yani ikinci ve üçüncü liglerde veya birinci liglerde yerli futbolcu bulmak da kolay değil. Onu söyleyeyim bir iki mesaj var. Orhan Yavuzkır yurt dışından değerli bir arkadaşımız kardeşimiz o da futbolun içinde sporun içinde çok takip eden sürekli paylaşımlar yapan yurt dışında yaşayan çok değerli bir arkadaşımız hoca arkadaşımız ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Aziz Demircan da şöyle demiş takımlarımız başarılı olmak istiyorsa ilk 7-8 hafta iyi bir performans sergilemeleri lazım. Hani az önce ilk başta söyledim ya hani 5-6 haftalık periyot senin ne olacağını belirtir. İşte üstte mi oynayacaksın, ortada mı kalacaksın, düşmemeye mi oynayacaksın belli olacak. O da onu belirtmiş. Her yıl orta sıralarda yeri almak istiyorsak altyapı ve testleşmeye önem vermeliyiz ki önümüzdeki sezonlarda başarılı olalım. Şimdi oraya gelelim. Şimdi biz şampiyon olamıyoruz. Misal veriyorum. Hani bu sezon için konuşmuyorum. İşte Diyarbakırspor 7-8 yıl, 9 yıl neyse şampiyon olamadı. Hep şampiyonluğu oynadı ama kaçtı. Anadolu Spor yıllardır hep düşme potasıyla playoff arasında gitti geldi. Şimdi neden bu kadar transfer bütçesi harcıyoruz? Niye altyapıya hiçbir önem vermiyoruz? Yani neden altyapıyı bir 3-5 futbolcu yarın şimdi ekonomik anlamda bu iş kötüye gittikçe sizi kim kurtaracak? Kimle maça çıkacaksınız? Altyapılarla çıkacaksınız. Devam ettiğiniz için hemen şeye devam ederseniz bir 10 saniyeniz alın. Bir futbolcuya ortalama ikinci tane veriliyor. 700 ile 800 arası. Öyle mi? Bayağı iyiymiş. 600-800 arası. Sen bize ne vereceksin? 600 ile 800 arası. Evet. Toplam kaç futbolcu alınıyor? Kaç transfer yapılıyor? Evet. 30-20-25. 22. Evet. Ne yaparsın? Ali İhsan Bey 20 taneyi alırsın 2 taneyi ne? 2 tane 600'den ne yapıyor? 1200 yapmıyor evet. 1200. Sanki bir 2 tane daha almışsın gibi o parayı şeye aktar. Abicim bak ben sana bir örnek vereyim. 2010 2010-2011 Siirt'teydim. Düşün Fadıl Akgündüz o dönem 2 dönem üst üste dünyaca para aktardı Siirt Spor'a. Ve bütün parasını da çizdi adam almadı da zaten. Tabii. Alamazdı kimden alacak o kadar parayı? Altyapı maça gidiyor, Van'a gidiyor. İşte Van'da bir otel ayarlanmıyor bu çocuklara. Akademi liginde altyapıda çocuklara en adi malzeme alınıyor. En ucuz malzeme bulunuyor. Tamam mı? Bak üst yapıya trilyonları harcıyorsun. Tamam mı? Gömüyorsun o parayı oraya. Ama altyapıdaki futbolcu forma alırken, malzeme alırken en ucuz, en adi malzemeyi alıyorsun. Suç. Adamı Van'a gönderiyorsun. Siirt'ten Van'a diyorsun ki gece çık. Gece 2'de çık, 3'de çık. İşte maç saatinde orada ol. 1-2 saat yemek ye, ondan sonra git maç oyna. Şimdi bu çocuk nasıl yetişecek Veysi abi? Şimdi bunu parası olan kulüp yapıyor. Bak o dönem Siirt Spor'un parası bol. Bunu Siirt Spor yapıyor. Sevgili ulan benim kamerayı bir ayarlasan. Bunu Siirt Spor yapıyor. Paralı döneminde yapıyor bak. Şimdi biz diyoruz ya altyapı olsun, şu olsun, bu olsun, işte yatırım olsun. Sen diyorsun ya 1 trilyon 200'ü veya 1 milyon 200'ü işte iki futbolcu alma altyapına yatır. Ha, kabul. Ben de oyundayım. Ben de oyundayım. Ya her sene iki futbolcu çıkarsan 5 sene sonra 10 tane futbolcu olur. Bir futbolcuyu satsan 5 futbolcu satarsın. 5 yılda sen kulüp ekonomisini dengelersin. Ali İhsan Bey. Ama buradaki... Bakın hoca kalitesini yükselt. Bravo. Hoca kalitesini yükselt. Gerekirse yurt dışından bir takımla anlaş. Eğitime gönder çocukları. Bugün örnek verelim. İşte Aytekin Hoca mesela burada diye söylüyorum. Aytekin Hoca hoca yapmak istiyorsak veya bir takım hoca diye ortaya çıkarmak istiyorsa iyi bir hoca diye gönderelim. Gitsin Türkiye'de bir kulüpte bir kulüpte staj yapsın. Çalışsın. Bir ay gitsin gelsin orayı dil öğrensin. Ondan sonra yetmedi Avrupa'ya gönderelim. Bir takımda staj yapsın. Gitsin bir örnek verelim. A takımı yabancı ülkede, İsveç'te, Belçika'da, bilmem İngiltere'de neyse bir takımı şimdi, antrenmanlarını bir ay izlesin, beslenmesini izlesin. Şimdi ara ne? Budur yani. Yine ara. Ama biz ne yapıyoruz? Aytekin Hocam'la ilgili bir de örnek verelim. Ya burada bir örnek veriyoruz. Yoksa yanlış anlaşamazsın. Ya, Ahmet Hocam, Mehmet Hocam bulursa. Diyelim ki Ahmet Hoca'yı gönderiyorsun. Hemen bir yeri devir, ya o kadar parayı ne gerek var İstanbul'a gönderiyorsun, ya gerek yok burada bu parayı biz şey yapalım ya,
burada topçuları harcarsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın, hiç gerek yok o parayı harcamaya. Bizde bu bilgileri burada yaparsın. Evet. Hemen o kafada oluşabilen olumlu tabloyu olumsuza çeviriyorlar. Bazı kesimler hemen devreye giriyorlar. Yani ben bu düzen, bazı şeylerin düzeltilmesi gereken, az önce lafıma başlayalım dedim ya, oturduğum bürokratla konuşmamı, sohbetimi şunu derim. Adamlar dediler ya, hiç mi bu 8-9 yıldır, 10 yıldır bu takımın bir tesisle ilgili çalışması olmamasıyla ilgili hiç kimsenin bir telkini yok mu? Setak Spor, Setak Alan'ın bunlarla ilgili o kulübe yaptırımı ya da söylemleri olmamış mı? Abicim, sen olacak. Bakın biz geçen hayır, hafta. Söylersin, yarın öbür gün ya işte o dönemde ajanlıydık, o dönemde şuyduk demesinler. Veysel abi şöyle bak. Şimdi bizim ülkenin en büyük problemi şu. Bir, her şeyi çok iyi bilen 84 milyon insana sahibiz. Bak her şeyi çok iyi bilen. Sadece futbolu demiyorum ama yani mesela şimdi ben spor spikeriyim, spor sunucusuyum, program sunucusuyum. Ben sadece sunuculuğu bilmiyorum. Ben Türkiye'de, dünyada her şeyi en iyiden biliyorum. Her şeyi. Benden daha iyi bilen yok. Sana geliyor, sen yorumcusun, misal veriyorum. Sen yorumculuk dışında her şeyi en iyi bilen sensin. Savaş stratejisi, güvenlik, ekonomi, deprem. İşte ne bileyim hani Türkiye'de 3 tane adam var ya, her şeyi bilen 3 tane adam var. Onlara bir isim söyleyeyim, tebliğe müsaade etmiyor söyleyeyim. Şimdi herkes her şeyi iyi biliyor. Kulüp başkanı olan arkadaşlarımız, dostlarımız bilebilir. Tabii ki benden iyi bilecek. Çünkü o işi o yönetiyor. Ama sorma gereği hissetmiyor biliyor musun? Çünkü her şeyi çok iyi bildiğini düşünüyor. Bugün buna Ali Koç'u da, Ahmet Ağaoğlu'su da, işte Burak Elmas'ı da veya Ahmet Nur Çebi'si de hepsi dahil. Onlar da dahil. Her şeyi onlar biliyor. Yönetim, yönetim, hikaye. Kimse yönetimden fikir, zikir sormuyor. O adam en son kara diyor ki kardeşim parayı ben veriyorum. Bitti. Kim parayı buluyor? Ben buluyorum. Kim parayı getiriyor? Ben getiriyorum. İşte küfür edildiğinde kime küfür ediliyor? Başkana küfür ediliyor. Kim istifa davet ediyor? Başkan istifa. Kimse tamam yönetim istifa diyorlar ama zaten başkan gitti mi arkasından yönetim de gidiyor. E şimdi herkes her şeyi çok iyi bildiği yerde o görüştüğüm bürokratla cevap olarak söylüyorum. Şimdi kim STK'yı dinliyor? Kim spor spikerini dinler? Kim gazeteci dinler? Veya kim bir spor adamını dinler? Hiç kimse dinlemez. Ha, sana der ki ya diyorum ya kötüyü hiç onlar yapmamış. Hep iyi onlar yapmış. Kötüyü bir başkaları yapmış. Ya cinler mi geldi buraya bunlar yaptılar? Mesela bir takımın yönetim var, hocası var, çalışanları var. Kulüpte bir problem oluyor. O diyor ben yapmadım. O diyor ben yapmadım. Arkadaş cinler mi geldi yaptı bunu buraya? Kim yaptı yani? Sen yapmamışsın, ben yapmamışsın, o yapmamış. Doktor. Yani kim yapmış bunu yani? Biz böyle bir ülkeyiz. O yüzden bunun Süper Lig'deki en iyi takımından tut, dibdeki en kötü takımına kadar. Hepsi aynı şekilde yönetiliyor. Çünkü hepsi borç batağında. Bugün Türkiye'de Kasımpaşa dışında zannediyorum borç batağında olmayan takım yok. Yarın Turgay Ciner de o takımı satarsa o takımın da borcu çıkacak. Çıkar. Ya adam verdiği parayı almayacak mı? Alacak. Bugün Yüksel Yıldırım Samsun Spor'u bıraktığında 300-400 trilyon parasını istemeyecek mi? Zaten adam istiyor. Her gün istiyor. Yani takım puan kaybettiği zaman Twitter'da diyor ki verin paramı ben gideyim. Verin paramı ben gideyim. Hep parasını istiyor. Ve geçen yıl sezon sonunda 300 trilyon para harcadığını söylemiş. Tamam ben itiraz etmiyorum. Harcamış mutlaka harcamış ama şimdi 300 trilyonu kim getirip sana verecek? Hiç kim. Nereden getirecek? Ne zaten adamların parası olsaydı o borç batağını görmezdi. Samsun Spor normal Samsun Spor olarak devam ederdi. Yani şimdi baktığımız zaman bu kulüpler şu anda teker dönüyor ama işte Adana Demirspor teker dönüyor. Peki yarın bu gelirler gittiği zaman ne olacak? Yarın Ahmet Spor dediğim gibi yarın borç kapıya dayanınca, yarın transfer yasağı gelince veya Diyarbakır Spor bugün Sayın İlhan'ı bıraktığı zaman bu takım ayakta durabilir mi? Mümkün değil. Hiçbir güç bu takımı bizde tutamaz. Konsesyon oluşturulur anca. Abi tabii hiçbir konsesyon da, hiçbir iş adamı da bu Sayın Lanlı'nın götürdüğü gibi götüremez. Değil ama daha profesyonel çalışan İhsan Bey. Geçmişte Diyarbakır Spor olayını biliyoruz. Evet. Tamam kötü yönetildi ama bir şekilde işin bir kısmında Segway idaresinde birileri olursa çok kaliteli bir yönetimde kurulursa niye olmasın? Bu diğer bakışın değil, her kent için geçerli. Evet. Samsun, Antep'e baktığımız zaman. Ama Antep'e batacak abi. Yani şu yeniden kurulanlar var ya, hepsi aynı son bekliyor onları. Çünkü aynı zihniyet yönetiyor. Buna emin ol.
Ya bu şeye benziyor. Yani işte Malatya Spor kapandı. Yeni Malatya Spor'u kurduk. İşte Gaziantep Spor kapandı. İşte Gazişehir Futbol Kulübü'nü kurduk. Yok bilmem lan spor kapandı. Ben hepsinin sonu yine aynı yere gidiyor. Çünkü aynı zihniyet, aynı şekil. Ya. Hep aynı yoldan gidiyoruz. Yani aynı yoldan gidip farklı bir sonuç beklemek aptallık diye söylüyorlar ya. Sezon başında hatırlarsanız Malatya Spor'u belediye başkanını, valiyi, işte bürokratlar istedi. Ver bırak şey dedi. Adil Gevreye bırak dedi. Evet. O da ne dedi? Paramı verin bırak. Bitti. Verin paramı, getirin paramı. 100 trilyon, 200 trilyon. Bu arada sevgili Kadir bir mesaj yazmış. Sevgili Kadir Budak. Ben müsaadenle onlarla ilgili bir böyle bir iki dakika konuşmak istiyorum. Dün iki gün boyunca Sayın Ahmet Davutoğlu gelmişti. Kadir arkadaşımız da Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı. Buradan selamlar. Evet. Kadircan. Beni de davet etmişler. Seviyoruz onu. Evet, Kadircan'ı seviyoruz zaten. O apayrı bir konu da. Beni de davet etmişlerdi. Kayapınar ilçe binasının açılışına davet etmişlerdi. Ben başta İl Başkanı Sayın Aydın Altaç'a, sonra sevgili Kadir'e, sevgili Soner Ordu kardeşime, Bayram Geze'ye ve orada bana gösterilen yakın ilgiden dolayı tüm Diyarbakır İl Teşkilatı'na teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel bir misafirperverlik sergilediler. Buradan dediğim gibi başta Başkan Aydın Altaç olmak üzere tüm arkadaşlara sen yoğunluğundan dolayı gelemedin. Evet, gerçekten sevgili Kadir buradan, hani ben sporla siyaseti bir tutan bir insan değilim ama bunun sporla alakası yok. Sadece bu teşekkürü diğer programda edeceğime burada etmeyi uygun gördüm. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her ne kadar aynı fikirde olmasak da göstermiş olduğunuz misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyorum. Evet, Veysel abi, para. İşte parayı konuşuyoruz. Kulüplerde para her zaman sorulur. Hı hı. O, ya bu işin kulüpler... Ama ben şunu, o Feyzi'yle hanım orayı bir yarım kaldı. Biraz orayı düzeltelim. Ben şunu söylüyorum. Hani Feyzi İlhan'la iyi yönetiyor, kötü yönetiyor anlamında demedim. Feyzi İlhan'la parayı aktarıyor ve Diyarbakır Spor ne bir transfer yasağı alıyor, ne bir borç, ne TFF'de yazılan bir para. Adam bir şekilde bu işi çarkı çeviriyor. Bunun gelecek hiçbir yönetim bu şekilde bu kulübü yönetemez. O da gidecek ticaret odasına, arkasından valiye, eğer belediye başkanı kayyum değilse belediye başkanına gidecek. Şimdi yeni para veriyor. Yeni yasa geliyor. Ali Sami yeni biliyorsun futbolda yeni yasa. Abi yasa gelse de. Aya şu ben o şahsına geleyim. O biraz daha ciddi. Evet. Şimdi futbolcuda stopaj olayında futbolcular şu anda Türkiye'de kimse ödeme yapmıyor. Hı hı. Herkes tamam diyor. Artı sözleşmelerde şimdi futbolcuların vergisi çok düşük Türkiye'de. Onun için Avrupa'dan gelen geliyorlar. Evet. Yeni futbolcular yanlış olmasam çok düşük bir şekilde uygulanıyor. Bir de kaçak rakamlar düşük gösteriyor. Şimdi sözleşmelerle beraber gerçek konuşulan gerçek rakamlar şeye yansıtılması lazım. Beyannamelere yansıtılması lazım. Bu da ciddi anlamda Türk futbolunun ileride ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşayacağını da göstergesi. Biz yine gruba verelim. Arasam, ekonomik kısımlar teknik kısımda dediğim gibi artık hocamıza gelin. O geldiği zaman zaten analizlerle orada konuşuruz. Sen oraya çalış. Şimdi Ali Zan Bey, öyle bir grup ki ölüm grubu dediğin zaman işte genelde hangi ne yapmışız işte Şampiyonlar Ligi'ndeki işte 4-4. Mesela yarın bugün yarın maç var değil mi? Bayern Münih Barcelona mı? Bir de yarın var, doğrudur. Yarın. Şimdi böyle baktık. Ölüm maç. Dörtlü takım var, altılı takım var. Ama evet. Diyarbakır'ın grubuna baktığımız zaman şimdi bir Sivas Belediye, Bodrum, Soma, Çorum, Ankara, Hekimoğlu, Sakarya, Van, Diyarbakır, Bayburt. Hepsi şu anda üstte oynayan takımlar. Burada nasıl çıkacağız? Puan durumuna bir bakalım orada da. Puan durumu şu an Sivas Belediye 6 puanda, Bodrum 6 puanda, Soma 6 puanda, 3 takım 6 puanda. Evet. Çorum, Ankara, Hekimoğlu, Sakarya, Van, Bayburt. 6 takımda, 7 takımda 7 puan alırsan. Evet. 4 puanda. 4 puanda. Evet. 4 puanda. Tabii az önce konuşmamın başına geliyorum. Ama bu grup geçen hafta da söyledik. Amespor'un grubundan daha zor. Tabii. 2 kat daha iyi. Evet. 1 kat değil. Ondan dolayı dedim. Şenol Hocam transferler yapılırken ya da transferler yapılmadan önce kurallar çekildi. Grubun zor olduğu belli oldu. Belli değil mi derim? Evet. Sakarya senin ne yapman lazımdı? Transferlerini ona göre. Evet. Sen yapmadığın zaman yarın bir gün başkanların arasında karşına ya da sen karşına geçen arkadaşlar benden şampiyonluk beklemeyin. Benden şampiyonluk bekliyorsanız bunları bana alın. Sorumluluğu ben kendi üzerime alıyorum. Ama yapmış mı Şenol Hocam bunu? Bilmiyorum. Çağıralım, soralım. Yani çünkü
Fransa oynanan futbola baktık çok kötü. Ya seyirci ikinci yarının ilk yarının sonlarına hemen şeye başladı. İstifaya mı? Hayır. Futbolculara bir çıkış yaptılar. Ondan sonra toparlanmaya girdiler. Devre arası oldu. Oyna oyna falan tarzında bile daha biraz formayı çıkarın çıkartmayın. Oynaz gibisinden laflar. Şimdi daha birinci maçta iç sahada sen bu sloganlarla karşı karşıya kalıyorsan soru işareti var burada. Şimdi sadece futboldan ben, sen, bunlar, şunlar anlamıyor. Herkes üç yaşı alacak değil mi? Herkes bir şekilde her şeyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Yani. Şimdi her şeyi bilmediği bir şey yok. Trabzon gibi. Evet. Herkesin her şeyi bir, o bildiği bir kentte aynen. Senin hata yapma şansın çok düşük olmasa. Bunun hesabını, kitabını çok iyi yapman lazım. Evet. Ne yapılmış? Evlere şenlik bekler alınmış. Evlere şenlik ön liberolar alınmış. Yani bu maça göre konuşuyorum. Ama konuştuğum spor adamları da telefon trafiğimiz oldu dün maçta, maç içinde, maçtan sonra. Bir tane bu takımın idare eder, bir şey olmaz, bir sonraki maçta düzelir dediğini ben duymadım. İnşallah yandan biz oluruz. Buradan nasıl bu söylemlerle insanları eleştiriyorsa, kötü takımın doğruları söylüyorsa, iyi sonuçlardan sonra erdemli bir şekilde özür dilemeyi de çok biliyoruz yani, tabii ki biliyoruz yani. Birileri burada ya işte attınız tuttunuz bak takım böyle sesiniz çıkmadı demesinler. Ya takım kazansın biz alkışlayalım. Geçen hafta aldığı bir puanı övdük tabii ki. Böyledir. Ahmet Spor 3 tane attı övdük. Yani gördüğümüzü söyleyelim ki yarın eleştirelim ki eleştirimiz yerine ulaşsın ve kötü giden bir şey varsa o düzeltilsin. Yani bir iki transfer, Diyarbakır Spor'da bir iki transferde son evet. Yapılan transferler vardı. Onlar yetişmedi. Onlar da yetişirse bu nasıl yetişmedi değil mi? Hani hem takımla motivasyonla hazırlığı idmansızlığı biraz bir iki haftadan sonra onlar da yetişirse ama her hafta kaçırılan, kaybeden bir puan seni gitgide aşağıya doğru götürüyor. Evet. Onun için bunların hesabı önceden yapılmalı. Yani ben son gün transferlerine karşıyım. Ha şimdi nasıl son gün transferleri olur? İstersen kulübü vermez, istersen kulübü vermez, istersen sana işte para kısmında mesela 1 trilyon istiyorsa sana sırf gelmemek için 1.800, 1.700, 1.600 sallarsa en son der tamam gel ulan 1 milyona geliyorum der. Ona transfer desin. Yapılan tamam temiz transfer dersin son günde yapılmışsa. Fırsat ama su fırsatı son günde sen transfer yapıyorsun ne? Ya işte Mehmet var. Bir alternatif olarak ne kadar? 700 bin. Ya alma. Alma. 500 daha hani, o kenarda 3-4 kategoride mücadele etmeyeceksin ki. 500 bırak üzerine 1-200'e daha iyi senden rakabeti oluşturan bir bek, stoper, orta saha, ünlü bir neyse daha al daha iyi bir şey yaparsın. Benim aklımda hep Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı dönem var. Yani ben bir takım kurarsam kalecim, bir stoperim, bir göbek oyuncum orta sahada, bir de santforum. Şu omurgayı çok sağlam kurarım. Bugün onun yanına genç oyuncuları yerleştir. Ve ben ya takımımı yerli futbolculardan yani kendi yetiştirdiğim futbolculardan kurarım ya da yarısını satarım alttan sürekli futbolcu çıkararak ekonomimi oradan sağlarım. Yani ben mesela Altın Ordu modelini de beğenmiyorum. Hani herkes Altın Ordu Altın Ordu diyor ya. Ben bir soru ben Altın Ordu modelini beğenmiyorum. Yanlış mı? Ahmet İnan Özel'i almışlar bir tecrübeli kim? Olarak. Altın Ordu'da bir Ahmet İnan Özel var öyle üst düzey bir oyuncu. Şeyle vardı geçen sezon. Ali Kuçik vardı yanlış olmasın. Ya bir de bir tane daha vardı ya. Ali Dere. Ali Dere de değil. Başka bir tanesi. Süper Lig'de çok oynamış bir çocuktu. Onu gördüm. Şimdi yabancı futbolcu alırsın. Yabancı futbolcuyu kaliteli getir. Katkı sağlayalım. Kendi gencini yetiştirsin. Bugün mesela Bruno Perez gibi bir adamı ben parasını veririm. Hani Bruno Perez biraz belki uç bir örnek oldu ama onun kalitesine yakın bir oyuncuyu ben getiririm. Birinci ligde oynatırım ama futbolcu yetiştiririm. Veya bugün işte Hamsik'te demeyeyim de Hamsik'in dışında buna yakın bir kaliteli 34-35 yaşında bir futbolcu getiririm. Tamam mı? Oynatırım. O gençler onunla en azından daha farklı ufuklara bakarlar. Yani futbolda o Galatasaray'ın modeli vardı biliyor musun? İşte dedim yani saydım. Tafarel'di, Popescu'ydu, Hacı'ydı, bir de Jardel'di. Evet. Ya da Hakan Şükür'dü o dönemin en iyi santforlarıydı yani. Ya, bu dörtlü omurga çok iyiydi. Etrafında kim vardı? Koşan Emre ile Okan vardı. Hani kişiler seversin, sevmesiniz ayrı bir şey. Ben de sevmiyorum ama yani adamlar çocuklar o dönem
arı gibi koşuyorlardı. Suat vardı. Suat yine arı gibi koşuyordu. İşte beklerinde kim vardı? Diyarbakır Spor'da futbolu unutmuş, futbolu bitmiş. Ümit Dalay'a Diyarbakır'da Mehmet İpek'in sayesinde, Mehmet İpek'in başkan sayesinde geldi burada futbol oynadı. Buradan gençler bilme, gençler bilmeden Galatasaray'a gitti. Oldu sana bek. Oldu sana 3-5-2'nin açığı. İşte Hakan Ünsal, Ergün Pembe. Tamam mı? Yani baktığın zaman çok güzel bir jenerasyon yakalamıştı Galatasaray. Futbol budur yani. Şimdi hepsini dolduruyorsun yaşlı. Veya hepsini dolduruyorsun genç. Mesela rotasyon yapıyorlar. Bir bakıyorsun ki 11 kişinin 11'de hiç oynamamış adam. Ya böyle rotasyon mu olur? Yani 4-5 tane oynatırsın, 7 tane oynatırsın, 8 tane oynatırsın. Bir iki tane genci araya koyarsın. En azından onun futbolcu olup olmadığını görürsün. Şimdi bakıyorsun 11 tane genci bir arada oynar. Ya arkadaş, ya bunların hepsi acemi zaten, genç. Bunlar oynamaz bir arada. Ondan sonra diyor ki bu gençlerden bir şey olmaz. Ya 10 tanenin içine bir tane at. Şimdi bugün en basit bir şey. Faruk Can'ı veriyorsun, Ümraniye, Trabzon için söylüyorum. İsmail Köybaşı gibi yaşı 32 olmuş ve çok kötü. Bakın çok kötü. Diyorum ki 3. ligde oynayamaz. Bu kadar net söylüyorum. Kilosunu geç. İsterse 10 kilo olsun, isterse 150 kilo olsun. İsmail Köybaşı 3. ligde oynayamaz. Bu kadar net söylüyorum. Ancak bal liginde oynar. Ben Faruk Can'ı kiraya vermem, orada oynatırım. Kaybedersem ise onunla kaybederim. Hiç olmasa bir futbolcu kazanır. En azından 6 milyon param cebimde kalır. Muhammed mi? Evet. Yani ya 6 milyon para insanlara az geliyor ama harbiden ona bakınca çok para ya. Hani şimdi bir eşya alıyorsun, bir ürün alıyorsun. Diyorsun ya valla bu para çok. Ama bazı ürünler onun 2 katı para veriyorsun. Diyorsun ki valla bunu ucuza al. Bir soru sorayım. Ben artık soru. Şimdi bugün işte Diyarbakır Spor'da altyapıdan kim var? Ben altyapı var mı daha doğrusu? Altyapıdan ziyade bak daha fazla bir soru sorayım. Hocam da duyuyor zaten. Yok enişte stand değil. Hani altın oradaki şey. Ben bakacağım şimdi buna altın oraya. Şimdi Diyarbakır Spor'dan Diyarbakır Spor'dan bugüne kadar bonservisiyle ciddi bonservisle bu 10 yıl içerisinde başka kulübe transfer eden bir futbolcu var mı? Ben hatırlamıyorum. Ya onu bırak. Ben sana ben bırak Diyarbakır Spor. Abicim. Ötesi yok. Abicim Diyarbakır Spor'u geç ya. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Ben 9 yaşından beri stattayım. İşte tribündeyim. Yani maçları seyrediyorum. Antrenmanları seyrediyorum. Diyarbakır Spor'a Diyarbakır Spor'da da dahil olmak üzere son yıllarda, son 20 yılında Burhan Öşer dışında kim para kazandırarak gitti? Arkadaşım bana bir tanesini örneğini ver. O da rahmetli Cavcav, sırf Diyarbakır Spor, Mehmet İpek'le ilişkisi, Mehmet İpek'i çok severdi, şimdi sevmesin diyelim. Barış ama paralı gitmedi. Trabzonspor sadece iki kulüp arasında bir muhabbet var diye bir para ödedi. Onun için ödedi, yoksa bonservis ödemedi. Yani çünkü Barış'ın sözleşmesi bitmişti. Ha, sadece Burhan Öşer, ki o da biliyoruz, İlhan Cavcav... O da ücretsiz. O da ücretsiz gitti. Yani Diyarbakır Spor'da dahil olmak üzere kimse Burhan Öşer dışında bir futbolcu satmamış. Ama spor kimi satmış soruyorum. İşte, yok ama sporda var şimdi. Mesela kim? En son Murat İhtar'ın olduğunu bir kişi. Aklımıza gelmez. Hatta bu yıl... Bilemedim 5 kişi neyse abi. Bu yıl dediğin gibi şeye parmakla sayıyorum. Bu yıl da Bünyamin'in Bandırma Spor istemiş yanlış olmasam. Yanlış olmasam Bandırma Spor istemişti. Onun dışında kalbur üstü dönem bir dönem Mansur'un bir transferi var. Öyle Sıddık ya onlar da normal gittiler. Normal transfere gittiler. Ciddi anlamda yani, para kazandırıp bu kulüpten giden futbolcu sayısı elimizin 5 parmağını geçiyor. Yani. Aziz Demircan. Bu da 600-800 falan. Ya diyorum ya işte yani 4-5 kişi sayamıyorsun. Yani saydığımız gibi de şimdi saydım 5'i bulamadım. Ya hadi 10 kişi olsun neyse abi, hadi 5 de benden olsun, 10 kişi olsun. Ama 10 kişi koskoca bir kentin 40 yıllık spor tarihine yani nasıl böyle bir şey olabilir ya? Biz futbolcuyu satamıyoruz çünkü bu sene var, sene yok. Hep bir sene, bir sezon, bir sezon imzaya gitsin, bir sezon imzaya gitsin. Yani ama bugün Aziz diyorum, Abdullah Yiğiter Süper Lig'e gitmeseydi onu alabilecek başka bir kulüp yoktu. O parayı veremezdiler. Yani Süper Lig olduğu için o parayı buna verdiler. Çünkü Süper Lig için, Abdullah için verilen para çok büyük para değildi.
Hani Süper Lig kulübü aldığı için. Bugün şimdi bir TFF birincilik takımı alamaz o parayı onu. O parayı Ahmet Spor'a ödeyemez veya bir başka kulübe ödeyemez o bonservisi. Dikkat et, ikincilikte, birincilikte çok bonservis ödenmiyor. Hepsi bonservislerinde olan sporcular tercih ediliyor. Yani ufak işte. Ha, çok ufak. 100 bine fazla 200 bine. Veya futbolcu diyor ki sen git çöz. O da diyor ki alacaklarıma karşılık belgemi verin diyor. İlişkimi verin ben gideyim diyor. Yani kimsenin bonservis ödemiyor ama sen iyi bir yıldız yetiştirirsen iyi yıldızını satarsın. Ama bizde yetiştirme yok. Millet Avrupa'da en iyi hocayı altyapıya getiriyor. Bizde nerede bir tane işte adam işi gücü yok. İşte başkanın akrabası, yöneticinin amcası oğlu, bilmem karısının teyzesi oğlu. Kapı komşusu, üst komşusu. Belediye başkanı seçilirken de öyle seçilmiş biliyor musun? Yani komşu işte bu da var yani bunu da biliyoruz. Biz kaybettik ve şahımızdan fazla bize şey yok. Yani biz ikimiz de komşuyduk bir yere varamadık. Ben yan yemeyiz işte. Ben de komşumla beraber program yapıyorum. Bir de bir tarafı olsa gerek herhalde. Şimdi baktığımız zaman yani en kötüyü, en dandiyi getiriyoruz nereye? Altyapıya. Diyoruz ki ya bir şey olmaz bu da burada dursun. İşte 2000 lira maaş alsın, 3000 lira maaş alsın. Sirt de böyle gidiyor. Düşün bir hocaya 10 bin, 15 bin verdiğinde hem hoca kalitesi artar yani bundan sonra hocaları alt kapıyla ilgili kendileri yükselir. Abicim adam kendini yetiştirir. Yetiştirir ki üstte değil, üstte yarın diyor, üstte kötü sonuç alırsam giderim. Ama altta futbolcu yetişirsem kalırım. Benim için daim olur. O mantıkla bakar daha fazla futbolcu yetişir. Araştırmaya girer, işte bölge çalışması yapar ya da ilim çalışması, okullara gider. Ama bizimkiler ne yapıyorlar? Çağırıyorlar işte seçmeler var. Seçmelerde işte 10 tane 60 kişi geliyor. Çoğu belki bazı topçular var sırf geçmişte sıkıntı yaşadıkları için adam seçmelere bile gelmiyor. Evet. Ya adamcılık var beni seçmezler. Seçtiler işte mesela örnek veriyorum. Geçen yıl pandemiden dolayı seçilen gençler var Diyarbakır Spor'a. Ne oldu onlar? Ali Sami. Evet. 35-40 tane yakın genç seçildi. Hikaye olur. Bir yıllara geçti, yaşlılar büyüdüler, 18-19 oldu, 19-20 oldu, normala döndüler, düşün hayaller gitti. Evet, bu arada söylediğim futbolcu Ahmet İlhan Özek'miş, evet. Onu söyleyeyim, evet. Yani ne yapmak lazım Ali İhsan Bey? Ekip işidir. Ekip orayı kurarken, altyapı hocalarıyla, yani sen bir de altyapıyla üst yapının koordinasyonunu çok iyi sağlaması lazım. Şimdi diğer bakışlarla dönem yanlış olmasam var o geçmiş dönemlerde. Alt takım hocaları ve genç takım hocaları izliyorlar benim. Abi izlemek zorunda değil ki ben de gidip izliyorum. Sen de izliyorsun. Şimdi ben o çocuğu alıp ya bu kulüpte mesela bu kulüpte adamlara yemek vermediler ya. Alt takım yemek yiyor diye çocuklar kulübe sokulmadı Diyarbakır Spor'da. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Diyarbakır Spor'a diye konuşursak. Yok yok geçmişini söylüyorum. Sadece örnek veriyorum. Yani burada sanki tabii alt takım futbolistan gökten inmiş. Ya yesin o da onları yesin. Yani yemek yiyor ya sorun yok ya. 4 tane adamı altyapıdan üst yapıyor takıma çıkarmışsın ama onlarla beraber yemek yemiyor. Kulüpte kalamıyor. Tesiste oturamıyor. E sen git eve. Niye? Altyapıdan gelmişsin. Altyapıdan gelmişsin. Ama o trilyon alan adam orada oturuyor. Seni yarın işte TFF'ye verecek. Parasını yazdıracak. Tıkır tıkır alacak. Ama yarın parasız kaldığında oynayacak çocuk ne olacak? O kulüpte yemek yemeyecek. En son yemek bitti, artık Diyarbakır Spor'da yemek kalmadı. Çocuklara dediler gelin buraya. Ali Sam Bey. Abi de şahitleri var yani. Ben bir dedim de aklıma geldi. Galatasaray'ın son transferi yanlış olmadı. Asaşa oluyor. Boya mı? Değil. Galatasaray. Ben yanlış söyledim. Saşa Boya. O mu? 22 yaşında. 21 yaşında. Asensio diye yanlış olmasa. Dur bakalım. Genç bir topçu almıştılar. Bugün mü? Diyor yani bu dönem. Sezon, bakalım Galatasaray'ı kadro. Aldılar. Kadrosuna bakalım. Asen Şahı mı? Bakayım 2021. Sen devam et. Düşün o topçu ne yapmış? Açıklama yapıyor basına. Diyor ki biz Atletico Madrid'de Arda Turan bizim idolümüzdü. Bugün adam idoluyla beraber top oynuyor. Evet. Hani sandın? Doğru. Adam idoluyla beraber top oynuyor.
Yani altyapıya verilen önemler, altyapının önemi, altyapıdaki futbolcuların yukarıdaki insanlara bakış açısı. Birileri seni idol görüyor, evet. Sen ne yapıyorsun buradaki işte mantık? Gelme benimle yemek yeme, gelme benimle aynı masada otur. Aynen. Gelme benimle işte aynı bana girme, aynı saatte bizden sosyal testleri kullanma. Evet. Bu işte amatörlüktür, bu geri kalmışlıktır. Bu bir de insanların ülke futboluna bakış açılarıdır. Şimdi bir Portekiz'de, bir Brezilya'da ya da bir Fransa'da, Hollanda, Belçika, buralarda altyapıya önem veriliyor. Altyapıda futbolcu çıkmadığı zaman hocalara gönderiyorlar. Evet. Biz ne yapıyoruz? Senin dediğin gibi komşu bir kalsın diyoruz. Arkadaşlar önemli değil, bir sonraki bir sene inşallah güzel bir şey yapar. Hı-hı. Ve bu mantıkla bakıyoruz. Evet. Bu mantıkla baktığımız sürece biz her zaman işte dışarıdan 800'e, 1'e, 1-200'e gelen futbolcuları burada işte konuşuyoruz. Ya işte bitmiş Abdülaziz'e niye bu kadar para ödüyoruz? Bitmiş bilmem işte Erkan Taşkın'a niye bu kadar para ödüyoruz? Evet. Ben bunun gibi söylemleri ara ara söyleyeceğiz. Hı hı. Bu da bizim için işte ders nitelikte olması gerekirken biz yani makaram sahibi varlar, kız söyler gelin alabilsen biz söyleriz, boşa gider. Aynen. Ama söyleyelim. Yarın öbür gün vicdanen kendi kendimize konuştuğumuzda ya da birilerine konuştuğumuzda ya biz zamanında biz bu söylemlere dile getirdik. Hı hı. Ama bir türlü karşılığını görmedik. Olsun bizden söylemesi. Biz söyleyelim onlar şey yapmaz. Diğerdekili zaten dikkat et. Hep konuştuğumuz olaylar maçlar işin analiz kısmında, teknik kısmından ziyade işin yapılanma kısmını konuşuyoruz. Yapılanma kısmındaki sıkıntıları konuşuyoruz. Evet. Diyoruz ki işte bak bu takım iyi takım kurmuş, bu takım. Ya kimse yani diğer ligi sorun iyi takım kurup bu ligin üstünde bu takımın bu ligi sürdürmesi edecek bir kadro olduğunu diyemez. Çünkü oradaki malzeme, oradaki oynanan futbol gerçeği var orada. Hı hı. Ben, bu arada Da Silva'ymış. Gustavo Henrique Da Silva 20 yaşında, 21 yaşında. Sağ ayaklı Brezilyalı. Evet. Düşün, böyle adamlarla biz şampiyonluk havasına gidiyoruz. İnşallah Şenol Hocam en kötü ihtimal bu hafta Van deplasmandan ölüsü mağlup olmaması lazım. Mayıs'ta. Evet. Mağlup dönerse gider. Ben bu yapıyı 3 aşağı 5 yukarı biliyorsamsa gönül istiyor mu? İstemiyorum. Ben Şenol'un gitmesine taraf değilim. Yani yenilse de kalmasından yanayım. Yapı gönderimi göndermez. Yani hani diyor ya geçmiş geleceğin aynasıdır derler. Yani kulüp yapısına baktığımız zaman gider gibi görünüyor. Görünüyor. Ki geçen hafta biz bunu hatta bir programdan sonra söyleyeceğim. Bu takımda güzel skorlarla şampiyonluğa gitmesi, şampiyon olmasa bile playoff atlaması da. Evet. Ama Şenol hocamızın işi hakikaten çok zor. Hakikaten çok zor. Bu anlamda biz burada Şenol hocamıza şimdiden başarılar diliyoruz. Çünkü Van Spor deplasmanı Van geçen 1-1 kalmıştı yanlışım aslan. 2-2 miydi? İlk yarı 1-1 ben onu takip etmiştim. Hı hı. İkinci yarı 2-2 bitmiş maç. O maçta Van Spor büyük ihtimalle kazanmayı isteyecek. Tabii Van Spor'da iyi futbolcu, eski futbolcularını toplamış. Diyarbakır'da oynayan Güney de orada herhalde. Güney Tutçu var. Evet. İyi topçu var. Yani kadrosu iyi. Yani az önce dedim ya, iskeletin iyi olduğu zaman kenarlarının sağını solunu doldurursan Ali İhsan Bey, evet. Senin takımın en kötü ihtimal orta sahaları zorlar. Sen, evet, ben şampiyonluğu oynuyorum diyorsan iskeletini yanına çok iyi adamlar bırakırsan, iskeletin gibi çok iyi adamlar bırakırsan, o zaman sen silme götürürsün. Bugün Manisa Spor geçen sene nasıl yaptı? Tık 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 aldım şampiyonluğu aldım. Şu an Manisa Büyükşehir'de birinci bitiriyor. Onun şansını bir önceki Samsun Spor'un oluyla olması. Yoksa o sene şampiyonu. Evet evet. Şimdi Bodrum'a bakıyoruz. Bodrum yapı itibariyle şampiyonu oynayacak bir futbol oynuyor. Ama Bodrum'un da eksikleri var. Yok değil yani Bodrum'un da falan. Orada Bodrum var, Hekimoğlu var değil mi? Bodrum var, Hekimoğlu var, Çorum var, Sakarya var. Evet. Sivas Belediye tam iyi diyemeyiz ya. Yani Van'la yani şu anda erken.
6. haftadan sonra. Ama yani transferlere baktığımız zaman Bodrum'la Hekimoğlu biraz daha yani böyle. Evet, üçü. Şu anda üçü lig üstü. İşte diyorum ya, bu grup diğer grubun çok çok üstünde bir grup. Yani. Elle tutulur değil mi öyle değil mi? Ya o düşün şey, iki hafta. En basitinden ortaya koyuyorum işte. Diyorum ki hiç maç oynanmamış Kastamonu. Ligde kalıyor. Ligde kalıyor 13. sırada. Altında 6 tane takım var. Bu kadar kötü bir grup olabilir mi? Anadolu'nun en büyük şansı da bu. Her sezon grubunda küme düşen takımlar hemen başlıyor. Belli oluyor. Öyle. İşte ya transferi açamıyorlar ya. Mesela geçen sene Gümüşhane vardı. Grubunda transferi açamayan, işte hep mağlup olan. Veya başka kim vardı? Bir kitap. Nide kaldı ligde. Son haftalarda kurtardı Nide. Yani baktığın zaman işte Urfaspor vardı. Transferi son günde açabildiler. Hani o da son anda kurtardı ligi. Yani baktığımız zaman Amedspor'un bu şansı var. Daha öncesinde işte Gaziantepspor vardı grubunda. Manisa vardı. Biliyorsun sezon başında hemen otomatikmen küme düşmeyi kabul ettiler zaten. Sadece git gel yapıyorlardı maçlara. Beni bir süre sonra Gaziantep maçları da çıkmamaya başladı. Neyse abi toparlayalım. 1,5 saat oldu. Ali İhsan Bey düşün bak. Bu ligde daha sarı yer var. Evet. Afyon için iyi diyorlar. Yani daha sezonun ilk maçları. Yani şey yapmam erken. İşte bu şampiyonu oynar, bu işte playoff oynar, bu kötü. Tabii ki erken. Yani diğer bir spor için de erken. Ama diğer bir spor erken desek bile grup çok kötü. Grup çok, çok kötü. Buradan şunu da söyleyelim. Bu tabii ki bizim fikrimiz. Bu benim şahsi fikrim. Ben Şenol Hoca ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun, Şenol Hoca'nın kalmasından yanayım. İsterse bana da yenilsin. Hayır, yenmesini istiyoruz. O ayrı bir şey. Ama yenilirse bile, mağlup olursa bile Şenol Hoca'nın kalmasından yanayım. Yani tek problem Şenol Hoca değildir. Yani Şenol Hoca bu takımı şampiyon yapmıştır. Bu kentin sevgisi, bu kente hizmeti tartışılmazdır. Şenol Hoca şampiyon yapmış. Şenol Hoca bu takıma lazım. Bunu açık ve net söylüyoruz. Eleştirebiliriz Şenol Hoca. Yanlışlarını da konuşuruz ama istikrar açısından Şenol Hoca'nın kalmasından yanayız. Evet. Kötü kadroya çıkmış. Ama bu takımda böyle 2-3 haftada harcanmaz Şenol Hoca. Bunu derim. Evet. Ama İşin gelinmemesine baktığın zaman Şenol Hoca'nın 2-3 haftada harcanacak bir adam değil Şenol Hoca. En az bir 5 haftalık en az daha fazla kredisi olması lazım. Çünkü Şenol Hoca bir karaktere sahip, bir duruşa sahip, bir benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim. Süper Lig'de adamlar 2 maçta gönderdiler. Evet. Şenol, evet. 5 maç Şenol Hoca'mıza kredi takılırsa 5 maç kötü sonucunuzsa ben arkasından doğrudur. Ne sen durabilirsin? Ya ben durmam ama hani tutmazlar öyle bir şey. Evet. Ben olsun ama ben kolay kolay teknik adam tutmam ama Şenol'un karakterini, hırsını, azmini bildiğim için tutarım. Evet. Yani kolay harcamayın sevgili yönetim, sevgili Turan İlgin, Sayın Feyzi İlhanlı. Şenol'u kolay harcamayın. Bu takım 8-9 yıl mücadeleden sonra şampiyon olduysa Şenol'un bunda çok çok emeği vardı. Tabii ki herkesin emeği var. Şenol'un da emeği var. Ama, yani Şenol çok karakterli, çok dürüst bir çocuk. Bu kenti seven, bu kent için mücadele eden bir çocuk. Hani ben onu yarım Diyarbakırlı gibi görüyorum. Hakikaten Diyarbakırlı gibi. O renkleri de seviyor. Biliyorum yeşil kırmızıyı da seven bir isim. O açıdan çok kolay harcamayın. Ama kulübün de geçmiş hoca politikasına baktığım zaman Van'dan gelecek kötü bir sonuçta da ilk cezayı, ilk faturayı Şenol'a keseceklerine inanıyorum. Böyle gözüküyor. Ama dediğim gibi bizim gönlümüzden geçen Şenol'daki istikrar. Allah razı olsun. Yani. Evet. Sevgili Eksiyar'ım, bitirelim artık. Şöyle, çünkü Amespor bu hafta iç sahada Nazilli ile oynuyor. Yaptık ve karşılaşıyor. Bu maçta Amespor'a başarılı gidip o maça hiç Allah'tan verirse gidip maçı izleyeceğiz. Evet. O maçta Amespor'a maçın saatini de söyleyelim. Büyük ihtimalle 17 olur ya da 16. Bakalım. Çünkü maçın saati de olur tabii ki maç programları belli. Diyarbakır Spor bu hafta Van der Basman'a gidiyor. Hı. Buradan da Diyarbakır sporumuza Pazar 17. Pazar 17. Diyarbakır spor. Büyük ihtimalle o da pazar. O da pazar olur. Ama pazar 17 olmaz. Van'da ışıklandırma yok diye biliyorum. 15 olur. 15 evet. 15 olur. Onlar da başarılar. Keşke TRT1'de canlı verse. Kazanan bizim takımlarımız olsun. Hı hı. Kaybetmese yani kazanmasalar bile özellikle Diyarbakır sporun kaybetme
Halim gelmese bile en az bir beraberlik Derman'dan dönmesini Can'ın gününden istiyoruz. Evet. Bu maçı bir kaza maçı olarak görelim. Hı hı. Bu maçı yani yürünen bir yolda ayağının bir taşa takılmış gibi düşün. Evet. Önemli olan bu yolun sonunda mutlu bir şekilde hedefe varmaktır. İnşallah Feyzi İnanlı Başkan, Kural Başkan, Mevisi Başkan'la Şenol Hocamız ve ekibiyle şampiyonluk yolunda her maç bir hedef seçilerek şampiyonlara giderler. Evet. Ama kötü sonuçlar alınırsa diğer bir sporda ciddi anlamda problemler başlar. Her ne kadar şu anda ekonomik krizler, ekonomik sorunlar gözükmese bile her kulüpte yaşadığı gibi başarısız sonuçlar alındıkça ekonomik krizler ben de geliyorum der. Evet. Çok teşekkür ediyorum Meysi abi. Taşkıncı Veli'ye İstanbul'dan selamlar göndermiş. Taşkıncı Veli'ye de buradan meslektaşımıza da selamlar gönderelim. Evet, önümüzdeki hafta Aytekin'le beraber, Aytekin Yıldırım'la beraber burada olacağız. Eğer tabii Aytekin hani ölmezse kalırsak diyelim, bizim de ölüp kalacağımızı da bilmiyoruz ya. Ölmezse kalırsak, önümüzdeki hafta burada olursak, tabii Aytekin'le de bir şey olmazsa, ki olmaz inşallah, burada olacağız. Tabii Aytekin nihayetinde bir hoca. Belki bir teklifi olur, belki bir takımla çalışır, bilemiyorum. O açıdan eğer öyle bir olay gerçekleşmediği takdirde Aytekin hocamız burada olacak. Bizimle beraber teknik analizlerde bu programa katkı sunacak. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Veysel abi, son bir şey söylemek istiyor musun? Buradan bizi izleyen izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine burada olacağız. Sizlere, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tüm takımlarımıza, iki takımımıza da hafta sonu oynayacakları maçta başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.